Ben günaydın çalar saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 13 Eylül 2024 günlerden cuma. Dileğimiz her zaman gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması olabildiğince. Yeni günün haberlerini anlatacağız. Narin cinayetiyle başlayacağız. Narin cinayetinde son dakika gelişmeleri var. Sonrasında Türkiye'nin elbette siyaset gündemi, emeklerin, asgari ücretlerin, hepimizin ekonomi gündemi. Bu başlıklara da geçiş yapacağız. Konuklarımız da olacak. Narin cinayetinde şimdi Anne, abi, amcalar, enişte, yenge ailesinden 10 kişi tutuklu ve bu soruşturmanın detaylarını hemen ekranlarınıza getireceğiz. Ne ile suçlanıyorlar? Kendi evlatları, kendi çocukları, kendi narinleri kasten öldürme suçuna iştirak. Böyle bir suçlamayla 10 kişi tutuklu. Neyi bilmiyoruz hala? Günler geçti. Bugün 24. gün. Neyi bilmiyoruz? Narin'i kim öldürdü? Narin'in canına kim kıydı ve Narin neden öldürüldü? Saklandan ne varsa ortaya çıksın. Yani insanlar çok tedirgin. Size onu söyleyeyim. Çok üzgün insanlar. Ve Diyarbakır halkının çok korktuğunu ve e, üzgün olduğunu söylemek istiyorum. Kayboluşun üzerinden geçen 24. güne girilirken de katil ya da katillerin adı konulamadı. Adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden Narin'in annesi ve abisi dahil 9'u için savcılık tutuklama talep etti. Anne ve abisi için kasten öldürme iştirak suçundan tutuklama istedi savcı. Ve mahkeme 9 kişiden anne ve abi dahil 8'i için tutuklama kararı verdi. Babası dahil 13 kişi ise serbest bırakıldı. Narin cinayetinde anne, baba ve abilerinin de aralarında bulunduğu 22 kişi jandarma sorgusundan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin mahkeme heyeti karşısında ifadeleri sürüyor. Dün sabah saatlerinde getirildi şüpheliler adliyeye. Tek tek ifadeleri alınmaya başlandı. 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra 19. gün dere kenarında cansız bedeni bulunan Narin'in kuzeni BG jandarmaya Narin'i köyde saat 17.40 sularında gördüğünü söylemişti. Mahkemede önceki ifadesini tutuklu amca Salim Güran'ın talimatıyla verdiğini söyledi. Narni en son gördüğü saati değiştirdi. Ben ve kardeşim aramızda bu konuyu konuşurken Salim Güran'ın şahit olması üzerine bize saat 17.40 sıralarında Narin'i gördüğümüzü söylememiz gerektiğini söyledi. Ben her ne kadar Narin'in geldiği saat 17.40 olarak söylemişsem de daha sonradan düşününce aslında Narin'in saat 14 sıralarında geldiğini anladım. En kritik ifadelerden biri buydu. Çünkü gün boyunca Narin'i köyde gördüğünü söyleyenler vardı. O ifadeler değişmeye başladı. Narin güvenlik kamerasına en son saat 15.15'te yansıdı. Sonra da kayboldu. Küçük kızın cansız bedenini dereye taşıyan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın aracını dere kenarına 17.40'ta park ettiği tespit edildi. Yani ne olduysa aradaki 25 dakikada oldu. Aracın bagajından rengini hatırlamadığım bir çuval çıkartarak Salim Gürhan'a verdim. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp çuvalın içerisine birlikte koyduk. Sonra çuvalı alıp dere kenarına gömdüm. İtirafçının ilk ifadesi buydu. O da tutuklanmadan önce son ifadesini değiştirdi. Amca Salim Güran'ı yolda gördüğünü söylemişti. Bu kez bahçedeydim. Narin'in amcası Narin'in babasının bahçesinden bana seslendi dedi. Evimden ağaçları suladığım sırada 100 metre uzaklıktaki Arif Güran'ın bahçesinden Salim Güran bana seslendi. Bana aracının ön koltuğunu göstererek Arif'in kızını öldürdüm. Sen de bu cesedi alıp yok edeceksin diyerek tehdit etti. İnşaat malzemeleri arasında bulduğum çuvala Narin'in cesedini koydum. Ardından eğer tutmaz deresine gittim. Yani aslında cinayet saati içinde yeri içinde çemberdar ama bu bilgiler 24. güne girilirken de cinayetin aydınlanmasına henüz yetmedi. Narin'in anne ve babasının da aralarında olduğu 22 şüphelinin çoğu akrabaydı. Onlardan 9'u tutuklama talebiyle savcılıktan mahkemeye sevk edildi. Anne ve abi dahil 8 kişi tutuklandı. Geri kalan şüphelilerden 3'ü adli kontrollü olmak üzere 13'ü serbest bırakıldı. Dün Narin cinayetine ilişkin Güran ailesi imzalı yazılı bir açıklama geldi. Ailenin çok geniş olduğuna bir kısmının Tavşantepe köyünde yaşadığına dikkat çekildi. Aile fertlerimizin kendi kızlarımızı öldürmelerini tahayyül edemiyoruz. Ancak böyle bir durum varsa bile bir kişi yüzünden koca bir ailenin karalanmasını bir takım dış güçler ve onların yerli uzantılarına bağlamaktayız. 8 yaşındaki Narin organize cinayete kurban mı gitti sorusu yanıt bekliyor. İyiler ve kötülerin mücadelesiyle geçiyor hayatımız maalesef. Yüreğimizi yakan haberler var. Yüreğimizi yakan haberlere yenileri ekleniyor ve zaten biz de bu yüzden yeter artık dedik. Bugünkü başlığımız yeter artık. Aynı zamanda yeter artık dediğiniz Türkiye'nin siyasetiyle ilgili, kendi hayatınızla ilgili yaşadığınız ekonomik krizle ilgili cümleleriniz varsa ya da beklentileriniz çalışma hayatıyla ilgili onları da bize yazıp gönderebilirsiniz. Cinayet, emekli cinayet büro dedektifi Savaş Kurtbaba birazdan yine çalar saatte olacak. Yeni açıklamalar, verilen ifadeler ve daha önceden verilmiş olan ifadelerle çelişen açıklamalar nereye gidiyor bu? Narin'i kim öldürdü? Neden öldürdü? Bu sorunun aslında netle bir yanıtı var da Türkiye ile mi paylaşılmıyor? Bunu detaylandıracağız kendisiyle. Bugün Cuma ve bu Cuma gününde aynı zamanda Deniz Zeyrek, Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek de bizlerle birlikte olacak. Türkiye'nin gündemine, siyaset gündemine, belki erken seçim gündemine Deniz Zeyrek'le birlikte bakacağız ama en çok da Narin'i konuşacağız. Narin'le birlikte evlatlarımızı, çocuklarımızı, 2 yaşındaki evlatlar, onların karşı karşıya kalmış olduğu e, o acı durumlar, Bunları konuşmamız gerekiyor. Yeter artık dedirten günlerden geçiyoruz. Kopsun artık kıyamet dedirten günlerden geçiyoruz maalesef. Şimdi e, Diyarbakır Adliyesi eğer hazırsa NAV Haber'den Sevgi Şahin, e, Ercan Canik günlerdir orada. Narin cinayetinin detaylarını bir taraftan araştırıyor. Diğer taraftan Sevgi ve Ercan Canik. Haberleştiriyor sevgi 10 tutuklama var toplamda 10 tutuklama var Anne, abi, amcalar, enişte, yenge kasten öldürme suçuna iştirak böyle bir suçlamayla e, cezaevine gönderildiler Dün de aileden bir açıklama geldi dış güçler devreye girmiş de o aileye hedef almışlar Sonra e, dine bir saldırı aslında bizim ailemize yapılan saldırı değil bu dine bir saldırı diye değerlendirmeler de var ne söylersin eldeki son bilgiler nedir sendeki son bilgiler İlker günaydın öncelikle Diyarbakır'dan. Dün akşamdan bu yana, dün gün boyu aslında Diyarbakır Adliyesi'nde çok yoğun bir gündem vardı. Bu sokaklarda tam da caddedeyiz. Diyarbakır Adliyesi burada caddede. E, normalde yaz daha sakin bir havası var Diyarbakır'ın ama adliyedeki bu narin cinayetiyle Diyarbakır ayakta. Dün akşam saat 8'e doğru 22 şüphelinin ifadeleri tamamlandı ve e, suç ceza sorgu hakimliğine sevk edildi ler nöbetçi ve biz oradan gelen haberlerle aslında bir bakıma sarsıldık. Çünkü annesi Nari'nin abisi tutuklandı. Hemen şöyle söyleyelim 8 kişi tutuklandı. 22 şüpheliden hemen isimlerini söyleyeyim ben size. Anne Yüksel Güran, abi, abisi Enes Güran, ee, Amcası Fuat Güran, kuzenleri Muhammed Kaya, Birsen Güran, yengesi Maşallah Güran, halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, tutuklu amca Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen Mehmet Selim Atasoy tutuklandı. Bu Mehmet Selim Atasoy tarım işçisi. Bu e, işçilerden ilk ifadede bir bahsetmişti diye hatırlıyorum. E, amca Salim Güran tekrar adı dün soruşturmada mahkemenin karşısına çıktığında zikredildi ve o da tutuklandı. Peki bu tutuklananların suçları ne? Hemen onları da paylaşıyorum. Anne Yüksel, Yüksel Güran'la abi Enes Güran kasten öldürme suçuna iştirak etmekten amca Fuat Güran suç delillerini yok etmekten, diğer 5 şüpheli ise suçluyu kayırma ve suç delillerini yine yok etmekten tutuklandılar. E, adli kontroller de var onu da söyleyelim. Nari'nin amcası Kurtuluş'la Ömer Faruk Güran, kuzeni Melike Güran ve Salim Güran'ın işçisi yine bahsettik bir işçisi daha vardı. O da adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Çünkü bu işçinin yaşı 18'den küçük 15 yaşında olduğunu söyleyebiliriz. Dün bu adliye kalabalıktı. Akşam saatlerinde yine Diyarbakır Baro Başkanı geldi. Önemli bir gelişmeydi. Nari'nin e, saklandığı o çuvalın içinde taşların üzerinde terliğinde herhangi bir üçüncü şahıslara ait bir DNA örneğine rastlanmadı. Ne bunlar? Kıl, ter, e, saç. Bunun gibi e, bir takım örnekler örneklere rastlanmadı. İfadeler de zaten siz haberde anlattınız. E, tam olarak Narin neden öldürüldü? Gerçekten hala bilmiyoruz. Dün ailenin e, bir basın açıklaması oldu. Dış güçler dediler. Bakanlar geldi, bir açıklama yapmadı. Soruşturmada hala e, bir takım cevaplanmayan sorular var ve biz 23. günde Nari'nin hala neden öldüğünü bilmiyoruz İlker. Neden öldü? Kim öldürdü? Hala yanıt bekleyen sorular var. Na haberden sevgi şahin Ercan Canik bir kez daha bağlanacağız. Yeni gelişmeler oldukça sevgi şahinden o bilgileri de almaya devam edeceğiz. Diyarbakır Adliyesi'nin önünden anne ve amca ile ilgili iddialar da vardı. Bu iddialar ifades sırasında anneye soruldu. Narin'in annesine soruldu. Bakın bir fotoğraf ve burada karşınızdaki kişi de Narin'in annesi. Tutuklular arasında. Nari'nin annesi de var. Zaten aileden e, bir baba e, serbest. Amcalardan biri. E, Sevgi Şahin'in de röportaj yapmış olduğu e, isimlerden birisi. Baba da e, burada ifadesinde eşim mi? Abim mi? Kim yaptıysa cezasını... Çeksin açıklamasını yaptı. İşte bir annenin evladını kasten öldürme suçuna iştirakten cezaevine gönderiliş anını görüyorsunuz. Narin gerçekten evinde ailesinde sevildi mi? Yoksa milyonlar ailesinden daha çok mu bağrına bastı? Ailesinden daha fazla mı gözyaşı döktü? Narin için bir yandan da yüreğimizi yakan sorular geliyor baktığımıza. Şimdi anne ve amca Narin'in annesi Yüksel Güran. Salim kızıma niye zarar verdi? Bilmiyorum dedi ifadesinde. Şimdi sustu, suçladı, açıklamalar yaptı, ifade verdi ve sürekli kendisiyle çelişti. Narin seni ve amcayı gördüğü için mi öldürdünüz? Hayır, öyle bir şey kesinlikle yok. Salim kızıma niye zarar verdi? Bilmiyorum. Narin'in annesi savcılıkta verdiği ifadede kendisiyle çelişti. Önce kızını kimin öldürdüğünü bilmediğini söyledi. Sonra ise Narin'in amcası Salim Güran'ı suçladı. Neden kızıma zarar verdi bilmiyorum dedi. Salim Güran'la ilişki iddialarını yalanladı. O yalanlama sırasında da Narin'i kim öldürdüyse dedi. Böyle bir şey kesinlikle yok. Bu iddialardan utanç duyuyorum. Narin'i kim öldürdüyse Allah belasını versin. 4'e kadar dedi vardı Kur'an Kur kursu açıktır. Ben dersimi alacağım, yalvarıyorum ana sonra amcamla gideceğim. Kızları özlemişim onlara gideceğim. Kızım gitti daha gelmemiş. Ben de izin aldı. tak kadar zaten ders var. Sonra amcangıla gidiyor oynuyor. Aramaların üçüncü gününde Narin'in annesi Yüksel Güran'ın verdiği röportaj. Narin kuzenlerini görmek için amcasına gideceğini söylemişti. Tutuklu amca Salim Güran gün boyu tarlada olduğunu söyledi ama itirafçı Nevzat Bahtiyar'dan sonra ikinci tanıkta amcayı köyde hatta Narin'in evinin civarında gördüğünü söyledi. Olay günü muhtarlık işleriyle ilgilenmedim. Gün boyu tarladaydım. Olay günü Salim'i Nari'nin evinin orada gördüm. Cinayete kurban giden Nari'nin evi işte bu noktada. Hemen yanında bir ahır ve bir kulübe var. İtirafçının iddiasına göre narin kaybolduktan hemen sonra amca Salim Güren bu noktaya gelmişti. Daha sonra ikinci tanık da aynı doğrultuda ifade verdi. Onun da iddiasına göre amca Salim Güran narin kaybolduktan sonra yine evlerinin yanındaki bu ahırın önündeydi. O bölgede güvenlik kamerası yok. Narin'in kaybolduğu güne dair ikinci bir görüntü de çıkmadı. Narin'in köyü Tavşantepe köyü ilk bakışta Evlerine, sokaklarına bakıldığında kendi halinde bir köy olarak görülüyor. Ancak o evlerin duvarlarına baktığımızda güvenlik kameralarının takıldığını görüyoruz. Kameraların çoğu henüz Narin aranırken takıldı. Köylüler kayıp çocuk nedeniyle güvenlik endişesiyle mi taktırdı yoksa cinayeti duydular ve olası deliller için mi önlem aldılar araştırılıyor. Çapraz sorguda Narin'in annesine jandarma'nın bulduğu yeşil tülbentin kızına ait olup olmadığı sorulmuştu anne hatırlamıyorum dedi. Nari'nin kaybolduğu gün gittiği Kur'an kursundaki imamsa o gün Nari'nin o tülbenti kullandığını söyledi. Gözaltına alınanlar arasında imam da vardı, serbest bırakıldı. Akşam saatlerinde savcılık Nari'nin annesi ve abisi de dahil 9 kişi hakkında tutuklama talep etti. Anne ve abi için kasten öldürmeye iştirak suçundan tutuklama istedi savcı. Anne Güran'ın savcılıkta soğukkanlı ve sakin davrandığı öğrenildi. Hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Savcının sorduğu soruların çoğuna bilmiyorum, haberim yok ve görmedim diye cevaplar verdi. Açıklık getiremediği sorulara ise o sırada evde uyuduğunu söyledi. Savcı Anne Yüksel Güran ve Narin'in abisi için kasten öldürme iştirak suçundan tutuklama istedi. Narin'in en son ders aldığı Kur'an kursu burası. Köyün Kur'an kursu. Minderler, halılar var. Çocuklar, kız çocuklar işte bu noktada ders alıyorlardı. Narin de son görüldüğü yerden itibaren buradan ayrılmıştı. Buradan çıkmıştı. O gün dersin erken bittiğine dair iddialar var. Siz misiniz imam? Bakın ben basına konuşamam. Valilik izni olmadan konuşamam. Çekil şey yapmayın burada. Ders erken mi bitti hocam? Anne Yüksel Güran'ın ilk günlerde Nari'nin Kur'an kursundan sonra amcasına gideceğini söylemesi, sonra ifadesinde buna yer vermemesi, kızının taktığı tülbenti de hatırlamaması, önce kızını kimin öldürdüğünü bilmediğini söylemesi, ardından Salim niye kızıma zarar verdi demesi, açıklık getiremediği sorular, savcılık ifadesinden sıcak başlıklar. Nevin Hanım günaydın. Dediğiniz gibi maalesef her güne feci haberlerle uyanıyoruz. Memleketin gündemi maalesef bu. Sinan Bey günaydın. Narin ve ablası. Ablasını da unutmamak gerekiyor diyor. Evet Tülin. Tülin de e, hayatını kaybetti. Öldü mü? öldürüldü mü? Burada bir dosya soruşturma dosyasının daha açıldığını biliyoruz. Yıllar sonra narin cinayetinin ardından o soruşturma dosyası da açıldı. Az sonra detaylandıracağız. Bunun bilgilerini de vereceğiz. Gazetelere bakalım hep birlikte. Gazetelerin manşeti elbette narin. Bir evlat öldürüldükten sonra elbette narin ama aynı zamanda da memleketin diğer konuları gündem başlıkları da var o işte yapılan zararlar göz göre göre yapılan zararlar insanların geçinemeyişi toplumun geçinemeyişi emeklerin asgari ücretlerinin fakat bunun da yönetenler katında çok fazla işi. yani ekonomi. Büyümez öldürülen çocuklar Milliyet Gazetesi'nin manşeti Tekirdağ Malkara'da fiziksel şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla entübe edildi. Bu bilgiyi Aile Bakanlığı paylaştı. Narin soruşturmasının merkezinde artık amca, anne, abi üçgeni var. Baba ise savcılıkta serbest kaldı. Anne ve abiye cinayet suçlaması diyor Milliyet gazetesi. Sonra Hürriyet gazetesi. Tavşan Tepe'nin işbirlikçileri. Bir büyütelim. Hande Fırat Narin cinayetiyle ilgili üst düzey yetkililere verilen briefing'i Gündeme gelen iki korkunç detayı yazdı. Soruşturmayı yanlış yönlendirmek isteyen e, kimi köylüler 19 gün boyunca ceset burada diye yalan ihbarda bulundu. Köyün çevresine terlik bırakıp Narine ait dediler. Yani bir el sürekli Narin cinayetinin üstünü kapatmaya çalıştı ve o kişinin de e, amca erkil bir köy bir toplum olduğu düşünüldüğünde amca olduğu söyleniyor. Peki abisi Narin'in acaba bu cinayeti abisi mi işledi? İlginç bilgiler var ve bunu da birazdan konuğumuz anlatacak sizlere. Tavşan işbirlikçileri. Şimdi neyi de gördük biz? Bir aile. Bakın anne içeride. Abi içeride, amcalar içeride kuzenler içeride, enişte içeride, yenge içeride toplamda 10 kişi tutuklu. O aile bir de Türkiye'ye açıklama yaptı. Posta gazetesinin de manşetinde yer alıyor. Buyurun on da hemen bir okuyalım. Dış güçler devreye girmiş de o aileyi hedef almışlar. Sonra din de saldırı altındaymış. Öyle diyorlar. 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesiyle ilgili 4 gündür göz altında tutulan 19'u aileden 22 kişi dün adliyeye sevk edildi. Aynı saatlerde aileden yapılan açıklamadaysa adeta bir utanç vesikasıydı. Açıklamada Nari'nin ölümünden değil de bu şekilde gündeme gelmekten dolayı üzgün olduklarını belirten Güran ailesi olayı dış güçlere bile bağladı. Bir evladınızı kaybettiniz dönüp de bir baksaydınız bir canımız yanıyor falan da deseydiniz dış güçlere gelinceye kadar. Ya da din saldırı altında deyinceye kadar bizim de canımız yanıyor diyebilseydiniz keşke. Ertesi gününde toprağa verdikten sonra o küçücük evladı bir mezarının başına gidip de dua edebilseydiniz keşke. Bu aklınıza gelinceye kadar. Utanç vesikası, utanç açıklaması, e, Posta gazetesinin manşeti. Diğer gazeteler, bütün gazeteler ilk sayfalarında zaten narin var ve bu konuyu da konuşmaya devam edeceğiz. Bir de memleketin ekonomi gündemi var. Yeter artık dedirten gazete pencerenin de manşetinde yer alıyor. Toplum fokur fokur kaynıyor. Siyaset izliyor manşetiyle okurlarının karşısında gazete pencere. Mehmet Şimşek ekonomiyi doğru kurallarla rayına oturtmaya çalışıyor belki ama bunu yaparken de Milyonlar eziliyor. Milyonlar zaten icralık. Emekliye istenilen seviyede zam yok. Sarayın bir günde de değil bir dakikada ne kadar harcama yaptığını biliyor musunuz? Bunun bir hesabı var. O kadar çok harcama yapılıyor ki dakikalık hesabı, saniyelik hesabını bile tutabilirsiniz. Verilere göre sarayın Beştepe'nin bir dakikada yapmış olduğu harcama 12.996 lira. En düşük emekli aylığı ne kadar peki? Ne kadar görülüyor emeklinin geçindiği, geçinemediği, kuyrukta beklediği ekmek kuyruğu, et kuyruğu ne kadar görülüyor? Sizce görüyorlar mı? Sabır. Vatandaşımızın derdini biliyoruz. Görüyoruz görmez olur muyuz deniliyor. Ama neticede insanlar geçinemiyor. Bunu rahatlatmak için, düzeltebilmek için bir adım atılacak mı? İşte onda maalesef göremiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi gündemine ekonomiyi aldı CHP lideri Özgür Özel konuştu ve dedi ki çözümün değil sorunun adresisiniz dolayısıyla erken seçim istiyor Kasım 2025'te CHP öyle ucuz öyle kolay öyle bedava siyaset enflasyonu düşürmeden yoksulluğu bitirmeden Mescidi Aksa Müslümanların ilk kıblesidir. İşsizliği yani işsizliği çözmeden oyları toplamak, sarayda sefa sürmek o dönem bitti. Bu kadar çok derdi çözemeyeceğim diyorsun. Biliyorum sen çözümün değil sorunun adresisin. Para, maliye ve gelirler politikalarını uyum içinde yürüterek tek haneli enflasyona mutlaka ulaşacağız. İlk bunu söylediğinde yıl 2017 idi. 7 yıldır millete aynı sözü veriyor, tutmuyor, tutamaz. Göle maya çalıyor, ya tutar satıyor, tutturamaz. Lafla peynir gemisi yürüsün istiyor, yürüyemez, yürütemez. Gündemi ekonomi hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan'ın enflasyonu tek haneye düşüreceğiz sözlerini hatırlattı. Yıllardır aynı nakarat dedi bu iktidarın artık süresi dolmuştur. Ülkeye verebilecek hiçbir şey yoktur. Bu işin çaresi Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıdır. Şunu çok net ifade etmek isterim. Türkiye enflasyonu düşürerek büyüyecek. Enflasyon düştükçe yatırım ortamı iyileşecek. Bu enflasyon hesabını Tayyip Bey TÜİK'e yaptırıyor. TÜİK neyin kısaltması? Tayyip Bey'i üzmeyen istatistik kurumunun kısaltması. Tayyip Bey'i üzmüyor ama emekliyi üzüyor. Asgari ücretliyi üzüyor. Çünkü herkes zammı buna göre alıyor. İzmir'de bir de cami temeli attı özel. Sarnıç köyünde. Seçimlerden önce sıkışınca bunlar gelirse bayrağı indirecekler. Bunlar gelirse ezanı dindirecekler. İftiracılara inat camiyi de açıyoruz ezanı da okutuyoruz. Bayrağı da göndere çıkıyor, çekiyoruz. Özgür Özel'in temelini attığı caminin projesi Mescidi Aksa'dan ilham alınarak hazırlandı. Altında şadırvanın olduğu üst tarafının Mescidi Aksa modelini örnek alarak yapılacak bir cami yapılacak. Mescidi Aksa Müslümanların ilk kıblesidir. Şimdi haciz dedik, insanlar icralık dedik. Tarsus Belediyesi'ne de, CHP Tarsus Belediyesi'ne de e, bir haciz işlemi uygulandı. Başkanlık makamındaki eşyalar alındı, toplandı, götürüldü. Bir izleyelim haberi. Bu haberin içinde ilginç bir ayrıntı var. Onda konuşalım. Başkanım. Tamam, <laughs> uzlaşma isteklerimiz reddedilmiştir. Kısmi ödemeler yapılmasına rağmen kötü niyetli olarak başkanlık makamı içerisinde bulunan eşyalar haciz edilmiştir. CHP'li Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın makam odasındaki eşyalar haciz edildi. Bir önceki dönem belediye başkanından kalan borç nedeniyle. Haciz işlemi sırasında AK Parti ilçe başkanının da belediye binasında olmasına tepki gösterilince... AK Parti ilçe başkanı polislere talimat verdi. Bu adamları siz içeri Toplam ana borcu 5 milyon 476 bin 500 TL'dir. Kötü niyetli olarak 10 milyon 800 bin TL'ye çıkarılmıştır. 31 Mart'ta sadece başkan değişti Tarsus Belediyesi'nde. Yine CHP kazandı. Bir önceki dönem CHP'li başkan Haluk Bozdağ'ın döneminde işten ayrılan işçilere ödenmeyen kıdem tazminatları nedeniyle yeni başkanın makam odasına haciz işlem uygulandı. Masa, sandalye, koltuk ne varsa alındı. 10 milyon 800 bin TL'lik borcun başkanın koltuğunu, sandalyesini, masasını... Gö götürerek tahsil edilemeyeceği bilindiği üzere bir gerçektir. Bu bir itibarsızlaştırma projesidir. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç haciz işleminin siyasi olduğunu söyledi. Eşyalar taşınırken AK Parti Tarsus İlçe Başkanı Abdurrahman Altınsucu'nun da belediye binasına gelmesine CHP'liler tepki gösterdi. AK Parti ilçe başkanı polislere bunları alın talimatı verdi. Bu adamları içeri AKP ilçe başkanı kim oluyor da devletin güvenlik görevlilerine talimat veriyor ve hacze iştirak ediyor. Bu durum Tarsus Belediyesi'ne siyasi bir operasyon yapıldığının göstergesidir. Kabul edilemez. Polis AK Parti ilçe başkanının talimatını uygulamadı. Şimdi borç kimin? Kim yapmış borcu? Önceki dönemden belediye, belediyeye yönetenlerden gelmemiş mi e, o borç kalmamış mı? Sonrasında CHP'li belediye kazanmış, vatandaş demiş ki tarsusu bundan sonra e, siz yönetin. CHP'li belediye geliyor, belediye başkanı geliyor, ekibi ve haciz işlemi onlara uygulanıyor. Gelen kişi e, ilçe başkanı AK Parti'nin yani bir önceki dönemde de muhtemelen gençlik teşkilatındaydı... Aynı görevde miydi değil miydi bilmiyorum ama neticede e, AK Parti saflarındaydı. Gelmiş hacizi kontrol ediyor, kendisine itiraz geldiğinde de polis, polise talimat veriyor. Alın bunları, toplayın bunları. Peki sen kimsin talimat veriyorsun sorusuyla karşılaştığında daha da sertleşiyor, daha da agresifleşiyor. Görüyorsunuz değil mi? Memleket, memleketin ne hale geldi? Bitmedi. Devam edelim. Bakın şimdi de vergi kaçakçılığı iddiası. Kiminle ilgili? Zehra Taşkesenlioğlu ile ilgili. Ve diyor ki kendisi... Haberin içinde de duyacaksınız. 3 kuruş para için bana yine günlerce sövdüreceksiniz. Zehra Taşkesenlioğlu eski AKP'li vekil. Şimdi de gündeme naylon faturayla geldi. O devasa şirketlerinden vergi kaçırmak için naylon fatura kullanmış. Evet 2-3 faturada bir takım hatalar buldular. Sonra 80 bin lira gibi ceza geldi dediler. Gidip cezamı ödedim. 3 kuruş para için bana yine günlerce sövdüreceksiniz. Vergi kaçakçılığı hırsızlıktır. 3 kuruş çalan da hırsızdır, 3 milyar çalan da hırsızdır. 2 yıl önce milletvekiliyken rüşvet iddialarıyla gündemde olan eski AK Parti milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun naylon faturalarla vergi kaçırdığı ortaya çıktı. Taşkesenlioğlu bir gün gazetesine yaptığı açıklamada vergi kaçırmasını normal gibi anlattı. 3-5 kuruş dedi. Utanmadan millete hesap verme yerine milletten hesap sormaya kalkıyor. Allah'tan korkmuyor kuldan utanmıyorsunuz. Bu milletin hakkını yiyorsunuz. Abisi eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'yla Cumhurbaşkanı eski danışmanlarının da aralarında olduğu isimlerle borsaya açılmak isteyen bazı şirketlerden rüşvet aldığı iddiasıyla gündem olmuştu. Zehra Taşkesenlioğlu. <laughs> Taşkesenlioğlu ile ilgili rüşvet iddialarına ilişkin bir soruşturma açılmadı ancak milletvekili olduğu dönemde ortağı olduğu şirketlerde naylon faturayla vergi kaçırdığına ilişkin tespitler maliye müfettişlerinin denetiminde ortaya çıktı. Taşkesenlioğlu da doğruladı 80 bin lira ceza ödedim dedi. Milletvekili yeminine sadık kalması gerekmez mi? O yemini ederken hırsızlık yapacağım diye mi etmiş? Bunlar geçmişten bugüne bu işleri yapılıyorlar. Bunların cibiliyeti böyle. Sayın Taşkesenlioğlu'nun ilk yaptığı yanlışta hukuk önüne çıkartılıp gerekli cezası verilmiş olsaydı bunların hiçbirini yapamazdı. Bu yüzden arsız bir şekilde bu ifadeleri kullanabiliyorlar. Ben şirketi 2019'da boşandığım Ünsal Ban'ın şoförüne devrettim. Sonra da bu şirket bir başkasına devredildi. Sonra 80 bin lira gibi ceza geldi dediler. Gidip cezamı ödedim. 3 kuruş para için bana yine günlerce sövdüreceksiniz. Diyorsun ki e, ne olacak canım ben de naylon fatura kullanıvereyim. Herhalde bu AKP'de bir kültür haline geldi, bir gelenek haline geldi. Şimdi diyorsun bunun için millet bana sövecek. Millet sana sövmez. Sövmesine de gerek yok. Hatta buna da değmezsin zaten. Ama bu millet günü geldiğinde tüm bunların hesabını sana soracak. Taşkesenlioğlu'nun sahte fatura kullandığı ortaya çıkan şirketiyle milletvekili olduğu dönemde kamudan ihale aldığı da iddialar arasında. 3 kuruş para için bana günlerce sövdüreceksiniz. 3 kuruş dediği 80 bin lira. Gazetelere bakıyoruz, etrafımıza bakıyoruz, yaşadığımıza bakıyoruz. İnsanların geçinemediğini görüyoruz. Ee, ve neticede bu 80 bin liralara, bu rakamlara nasıl da 3 kuruş diyebilen siyasetçilerin de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer aldığını görüyoruz. Şimdi 80 bin liralık bir ceza ödenmiş. 3 kuruş denilmiş günlerce sövdüreceksiniz denilmiş bir vergi paketi vardı o vergi paketini de yine meclise sunan AK Partili bir milletvekili vardı hatırlayacaksınız siz verginizi veriyor musunuz şirketlerinizin vergisini ödüyor musunuz denildiğinde ya gelir yok ki neyin vergisini vereyim demişti İnsanların maaşlarından kaynağında o paralar kesilirken işte bazıları da bir takım yöntemlerle vergiden kaçınma yöntemlerini bularak hayatlarına güzel bir şekilde devam ediyorlar ve 80 bin lirayı beğenmeyip 3 kuruş diyebiliyorlar. Bakın insanlar ne halde? Yeni Çağ Gazetesi. Bu ülkede yokluk var, yoksulluk var, insanlar geçiremiyor, çocuklar okula aç gidiyor. Ve neticede bu bir tercih. İktidar para var mı? Var. Nerede olduğunu Az sonra bir haberden okuyacağım. Bu memlekette para var. Dünya kadar vergi toplanıyor. Bu kadar vergi toplanan bir memlekette yoklukta yoksullukta olmaz. Ama o vergiler o paralar kimlere gidiyor? Kimlere harcanıyor? Vatandaşa geliyor mu? Siyaset böyle bir tercih ortaya koyuyor yönetenler. Vatandaş da sandık geldiğinde bir tercihte bulunmazsa neticede bir düzen kabul edilmiş, onaylanmış ve böyle de gitsin isteniyor diye düşünülebilir. Her 6 vatandaştan biri yoksullukla boğuşuyor. Ülkenin işler acısı durumu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerinde de ortaya çıktı. Yoksul sayısı öyle bir noktaya geldi ki ilk 7 ayda sosyal yardım alarak ayakta durmaya çalışan sayısı 15 milyon 169 bine ulaştı. 15 milyon 169 bin. 80 milyon 85 milyonluk ülkede bu kadar verginin toplandığı ülkede. Yetmiyor bir ek vergi daha getiriyorlar. Nefes alsak vergi gelecek bundan endişe ediyoruz. Geçinemiyoruz dediğimizde ya niye geçinemiyorsunuz? Çok yakında petrolü de buluyoruz. Doğalgaz da yakında geliyor deniliyor. Şimdi para var mı? Var. Bakın Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'ndeki şu lastik hesabına bakalım. Devlette de var, kamu da var. Parayı nereye harcadıklarını da bakın gösteriyor haber zaten. Deniz Ayhan'ın haberi. Dışişleri Bakanlığı altı makam aracı için 33 lastik aldı 4 milyon ödedi. Kamuda tasarruf tedbirleri yine unutuldu. Dışişleri Bakanlığı envanterinde bulunan 6 tane lüks makam aracı için yazlık, kışlık lastik alım yapıldı. 6 araç için 30 jantsız kışlık, 3 de jantlı yazlık lastik alındı. Bunlar için firmaya 4 milyon 95 bin lira ödendi. Lastikler Bakanlığa 2 ayda teslim edilecekmiş. Lastik hesabında bile ciddi paralar, ciddi kayıplar var. Ne demişti? AK Parti'nin özgül ağırlığım var benim AK Parti içinde e, diyen etkili ismi Bülent Arınç. Ya zaten biz bu e, muslukları kessek bu israf musluklarını kessek memlekette vergi almamıza gerek kalmayacak öyle kaynağımız var dememiş miydi? E, kesilmiyor işte bu sözü söyleyeli yıllar seneler oldu hala biz vergi ödemeye devam ediyoruz yetmiyor ödeyeceğiz yetmiyor ödeyeceğiz vatandaşın halini gören yok. Devam edelim şimdi e, bir de çiftçileri görelim çiftçiler ne halde onlar mahsullerini neden yerlere dökmek zorunda kalıyor onlara dönüp bakan var mı? Buyurun. Çiftçi eylemlerinin nedeni neydi? Çiftçinin amaçladığı tek şey var. Sadece çiftçiyi görün abi. Bu eylem bu şekilde devam eder. Çiftçiyi bitirmek amaç. Biz de bittik zaten. Geçen yıl 16 bin lira masraf ettim. Bu yıl 30 bin lira masraf ediyor. Bir dönüme mi? Bir dönüme. Satamadıkları ürünleri döktüler, traktörleriyle yollara çıktılar. Tarlalarına üretemiyoruz yazdılar. Çiftçi artan maliyetler düşük alım fiyatları karşısında yaz boyunca eylemdeydi. Onlardan biri de geçen yıla göre iki katı pahalıya ürettiği domatesi yola döken Mahmut Kaçardı. Hem o hem de eylem yapan Konyalı çiftçiler eylemlerin sebebini bıçağın kemiğe nasıl dayandığını nav haberi e anlattı. Bıçak kemiğe dayanmadı, sırta dayandı. Artık çiftçi bitti. Biz eylem yaptık. Niye yaptık? Mallarımız para itmediği için. Çiftçi ürettiği malın diğerini alamadığı için, arın terini alamadığı için mecburen bu eyleme yapmak zorunda kaldık. Ama maalesef ne duyan oldu ne gören oldu. Bizi görsün millet artık yeter abi. Bıktık abi bittik. 6 ay 7 ay boyunca burada üretiyoruz. Kar, kış, soğukta. Gelip mal 1 lira, maliyeti 3 lirayken. Konya Ereğli'ye bağlı Konya Nide sınırındaki Zengen 168 bin dönüm ekili tarım arazisine sahip. Tam bir tarım merkezi. Son günlerde çiftçi eylemleriyle gündeme gelen Zengen'de hangi çiftçiye sorsak hem dertli hem de çok borçlu. Ne kadar borcunuz var? 9,5 milyon. Nasıl ödenecek bunlar? Geçen sene ben arpayı 6,5'a sattım. Mazdu 24 liraya aldım. Bu sene de arpayı 6,5'a sattım. Mazdu 42 liraya aldım. Madem öyleyse matematiği bunlar biliyorsa gelsin yapsın nasıl yapılacak çiftçilik nasıl olacaksa. 25 milyon benim çeklerim var. Bugün çeklerimin belki %50'sini de ödeyemeyeceğim. Belki yazdıracağım, belki hipotek olacak, belki Acizlik olacak tarlalarım. Konya'nın güneşinde kızaran bu domatesler tüketicinin sofrasına ulaşmadan burada tarlada çürüyor. Bunun da en büyük nedeni maliyet. Tarlanın sahibi Seyitan Özbek geçen yıl 1200 dönüm domates ekmişti. Bu yıl 600 dönüm ekti. Küçülmesine rağmen masraflarla baş edemedi. Küçüldük de Küçülmemize rağmen hala kalkamıyoruz altın altında. Maliyet iki katı ama domatesimiz hala yerinde saymıyor, düşüyor. Tarlada kalan ürünler çürüdü. Hasattan geriye kalan borçlar oldu. Biz bu saatten sonra çiftçilik yapmayacağız. Çiftçiliği bunlar yapsın. Ya biz bu çiftçilikten anlamı yok ya Sayın Tarım Bakan anlamıyor. Bize öğretsin çiftçilik nasıl olur. Ne diyor çiftçimiz? Artık yeter diyor. Bitti diyor. Bıktık diyor. Yeter artık diyor. İşte hani yeter artık derken yaşadığımız acılarla birlikte yeter artık bu bitsin dediğiniz konular varsa hem Instagram'dan hem de X'ten yazabilirsiniz. Şimdi bir dava, Soma faciası, katliamı, katliam davası ertelendi ve hayatını kaybeden madenciler yakınları, eşleri sözleri bu. Parayı veren düdüğü çalıyor. Parası olmayan garibanlar da yerin altında ölüp gidiyor. Biz de onlarla beraber yerin üstünde ölüp gidiyoruz. Bir gün acaba bulur muyum? Eşime gider, mezarında senin adaletini buldum diyebilir miyim? Bu kadar içimi acıtıyor ki. 10 yıldır adaleti bekliyorlar, Soma faciası davası yine ertelendi. Bugün gene adaletin yerle bir olduğunu, çocuklarımızın yer altında kaldığını gördük. Enerji diyen Dilan Polat kadar bizim çocuklarımızın değeri yokmuş adalette. Parasına göre mi işliyor bu adalet? Ne zaman işçilere, ezilenlere bu adalet işleyecek ben anlamıyorum. 13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında yerin 400 metre altında yangın çıktı. 301 madenci toprak altında can verdi. 162 madenci ise ağır yaralandı. 217 kadın eşsiz, 432 çocuksa babasız kaldı. Dünyanın son 50 yıldaki en ölümcül ikinci maden kazası olarak kayıtlara geçti. Yargılamalar 2015 yılında başladı. 7 yıl süren yargılama sonucunda Dosyanın bir numaralı sanığı Can Gürkan'a 20 yıl hapis cezası verildi. Ancak 5 yıla yakın cezaevinde kaldığı için COVID-19 izninden yararlanarak hapse girmedi. Birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına sebep olma suçunun olduğu çok aşikar ortaya çıktı. Bu durumda Asliye Ceza Mahkemesi'nin bu suçu değerlendirme görme yetkisi yok, yargılama etkisi yok dosyayı bir an önce Soma Ağır Ceza Mahkemesi'ne yollaması gerekmektedir. Facianın ardından madenci yakınlarının sıklıkla talep ettiği kamu görevlilerinin yargılanmasına ancak 10 yıl sonra başlanabildi. 25 Aralık 2023'te 28 kamu görevlisi hakkında dava açıldı. İlk duruşma 8 Mayıs 2024'te görüldü. İkinci duruşma ise dündü. Duruşmaya sanıklar katılmadı. Avukatları yeni bilir kişi raporu hazırlanmasını istedi. Mahkeme heyeti de duruşmayı 25 Aralık'a erteledi. Aileler tepkiliydi. 10 yıl bu hukuk mücadelesini verdik. Bir gün olsun pes etmedik. Avukatlarımızla yılmadık. Ama 10 yıldan beri hiçbir istediğimiz adaleti bulamadık. Parayı veren düdüğü çalıyor maalesef. Adaleti buluyor. Parası olmayan garibanlar da yerin altında ölüp gidiyor. Biz de onlarla beraber yerin üstünde ölüyoruz. Ölen madencilerin aileleri umutla adaletin yerini bulacağı günü bekliyor. Süren bu davada... Şimdi de trafikte, yollarda kopan kavgalar. Tekmeli, tokatlı hatta kalaslı. Ya, abi yapma ya. Abi yapma ya. Hayda dünya işin oldu. Sen çekme lan. Çabuk önünden ikile. Bu, evet tamam. Karı Çabuk karı ikile. Sen terbiyesiz. Etsin abi. Seni gördüm Sen abi. Sen İddiaya tamam. göre sıyır. dükkanının önünde park halindeki otomobile bilerek ve isteyerek çarptı. Üstelik de sahibi sokaktayken sonra da özür diledi. Arkadaşı ise pompalı tüfekle geri gelmekle tehdit etti aileyi. De de de. Hayır lütfen. Lütfen, lütfen. 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 Camımızı patlattı kapımız zaten açılmıyor Antalya Muratpaşa'da Hakan Akyol 8 Eylül akşamı oturduğu apartmanın önüne aracını park etti İddiaya göre ertesi gün sokakta dükkanı bulunan esnaf Selçukte, Buraya araç park edemezsiniz mal indiriyorum dedi tartışma çıktı Selçukte T olacakları gör diyerek arabasına bindi ve aracıyla işte böyle hızlı bir şekilde geri geri gelerek Hakan Akyol'un otomobiline çarptı Abi ya, isteyerek Hayır, adamın arabasını. Ya kamerada hatayla çekti. Çek, araca çarpması ve sonrasında yaşananları cep telefonuyla kayda aldı Hakan Akyol'un eşi Gülsün Akyol. Selçuk özür diledi ama sonra yanına arkadaşını çağırdı. Gelen kişi aileyi tehdit etti. Aile Selçuk T hakkında şikayetçi oldu. Arabayı çekin dedi. Arabayı dedi çekmezseniz ben yapacağımı biliyorum. Hani bu dükkan önü. Buraya park edemezsiniz. Bursa'da ise iki sürücünün kalaslı yol verme kavgası kameraya böyle yansıdı. İstanbul Avcılar'da ilkokul önünde park kavgası çıktı. Sürücülerden biri içinde iki çocuğunun bulunduğu diğer otomobilin ön camını kırdı. Kavga sırasında okul önündeki öğrenci ve veliler büyük korku yaşadı. Burası da İstanbul Esenyurt. Tamam bir millete vuracak Allah'ım. Bak bak. Tır kavşakta dönüş yaparken park halindeki tamam. hafif ticari araca çarptı. Sürücüler birbirine girdi. Tekmeli yumruklu kavga caddenin Aa, ortasında ha. ve refüjde hem hem bir süre devam ya. etti. O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı. Arayın bence. Arayın arayın. Şimdi molaya gideceğiz. Araya bir yaz girdi. Koca bir yaz girdi. Yaz da kolay geçmedi. Ee, yayına yeni yayın dönemine başladığımız hafta da kolay başlamadı. Molanın ardından Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek buluşacağız. Hem narin cinayeti hem de Türkiye'nin gündemini konuşacağız kendisiyle. Şimdi reklam. Efendim günaydın bir kez daha devam ediyoruz Çalar Saat'te. Ee, yeni günde önemli sıcak gelişmeler var Narin cinayetinde toplamda 10 kişi tutuklandı. Anne, abi, amcalar, enişte, yenge aileden 10 kişinin tutuklu olduğunu söyleyelim. Bir yandan da amcanın işçileri onlarla ilgili de iddialar vardı tutuklananlar arasında yer alıyorlar. Peki suçlama ne? Kasten öldürme suçuna iştirak. Narin neden öldü? Kim öldürdü? İşte bu soruları hala 24. günde biz maalesef bilmiyoruz. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek şu anda çalar saatte uzun bir yaz geçti ve aramıza da uzun da bir ayrılık girdi yayın anlamında. Deniz abi günaydın. günaydın Eke. Hoş geldin. Hoş bulduk. E, güzel haberlerle üzerinde böyle tartışabileceğimiz, tebessüm edebileceğimiz haberlerle başlamak isterdik. E, yeni yayın döneminin ilk buluşmasında yalnız Narin. Evet, Narin Cinayet. Evet, Buradan başlayalım. Doğru. Bir baba. baba olarak bir kız ev, evladı olan baba olarak neler söylersin? Ya bir kere çok büyük bir vahşet var. Yani ca, cani olmak lazım. 8 yaşındaki bir çocuğu öldürüp bir çuvalın içine koyup onu götürüp bir dere yatağında saklamak e, bir cinnet durumudur yani. Normal insan yapmaz böyle bir şey. Cani olmak lazım. Belli ki burada böyle bir şey var. Ailenin oku açıklamasını okudum çıldırdım. Ya utanmaz adamlar ya. Bir çocuğa sahip çıkamamışsınız. Üstelik hepiniz zanlısınız. Kalkmışlar bana şey yapıyorlar. Biz iktidarı destekleyen bir aileyiz. Bakın şeyimize de görürsünüz falan diye. Sinir Dış güçler devreye girmiş bu ya aile işte için. İşte direkt şey var ya bir eleştiri yöneltiyorsun. İşte Kanal İstanbul yapılacak, şu olacak, bu olacak diye cevap veriyorlar yani. Evet bir eleştiri yönelttiğinde. Bunlar da aynı. Ya kardeşim 8 yaşında bir çocuğu vahşice katletmişsiniz. Söylediğiniz, yaptığınız açıklamaya bakın ya. Ve susmuşsun. Ve, ve hala susuyorlar. Bak hala susuyorlar. Hala katili saklıyorlar. Hepsi biliyorlar. Bak o 10 kişinin tamamının katili bildiğini düşünüyorum ben. Yani ortada kesin olan ne var cinayetle ilgili? Nevzat Bahtiyar isimli şahsın suçunu itiraf etmesi değil mi? Evet. Ne itiraf etti o da? Ben dedi aldım cenazeyi götürdüm oraya sakladım. Bunu destekleyen delil var mı? Var. Karşıdaki askeri birliğin yüksek çözünürlük kamerası o saatte o kırmızı arabayı dere kenarında bir saatte yakın park halinde görüntülemiş. İlk başta ciddiye almamışlar sonra Nari'nin cenazesi orada bulununca Gitmişler o adamı gözaltına almışlar. Gözaltına alıp sorgulayınca da itiraf etmek zorunda kalmış. E şimdi ikinci ayağı ne? Nare'nin amcası. O vermiş. Öyle diyor. E gerisi zaten Nare'nin amcasının bir benzinlikte hatırlıyor musun? Şey çıktı. Geldi ıslak mendil aldı. Arabanın önünde battaniyeye sarılı bir şey vardı vesaire diye açık açık insanlara anlattı. Evet. E şimdi o Nevzat Bahtiyar'ın ifadesiyle de örtüşüyor bu. Böyle bir şey olduğu kesin. Ama ya bu kadar da ya nasıl vicdansızsınız? Siyasetten siz? dostları da var, tanıdıkları da ya var. O zaten bak zaten soruşturmanın iyi gitmediğinin bir kanıtı yani e, diyor ya işte Adalet Bakanı da onu savunuyor. Soruşturmanın gizliliği ne dikkat etmek için böyle diyor. Ya adamın davayla alakası yok. Ama soruşturmada gizli kalması gereken bilgilerden haberi var. Nasıl oluyor peki bakanların yanında? He, nasıl Ailenin oluyor? Yanında. Nasıl oluyor? Yani benim ilk gazeteci olarak senin benim bilmediğimiz şeyi o nasıl biliyor o zaman? Biliyor da niye söylemiyor? Ya Sadece hadi niye çağırmıyor. Hadi soruşturma gizliliği nedeniyle bize de yayın yasağı koydular. Tamam. Biz de duyduklarımızı. Nasıl biliyor? Yani soruşturmada gizli kalması gereken bilgiyi madem öyle niye veriyorsun onu? Belki aile dostumdur diyor arayacak, uyaracak, şöyle de diyecek, böyle de diyecek. Soruşturmayı yönlendirecek. Yani hiç neresinden tutarsan elinde kalıyor. Bir de İlker şöyle bir şey gelişti Türkiye'de. Çok acı bir durum. Ya bütün o primetime kanallarda belli bir saat kuşağında programlar var. Ve adalete güvenmeyen, kolluk kuvvetine güvenmeyen gidip programlarda çare arıyor. Bunlar da gitmiş. Yani Nari'nin annesi de gitmiş katılmış. Oğlunu suçlamış vesaire falan. Yani kimse birisini kaybediyor aile gidiyor televizyonda programda anlatıyor. E, 12 yaşında bir çocuk kaçırılmış ya resmen çocuk istismarı bu. Çürümeye yaşıyor. Bir, bir hafta televizyonda çıkıyor kaçıran adam konuşuyor ya polis kılını kıpırdatmıyor. Yani bir hafta boyunca çocuğu 12 yaşındaki çocuğu kaçırmak, eş yapmak vesaire falan suçtur. Çıkıyor televizyonda konuşuyor. Polisler de bizimle birlikte izliyor. Bir hafta sonra gidip eline kelepçe takıp stüdyodan alıyorlar. Şovun bir parçası oluyorlar. Ya böyle soruşturma mı olur? Böyle adalet mi olur? Az önce de söyledim. iyilerle kötülerin mücadelesi halinde hayatımıza biz de devam etmeye çalışıyoruz. Ama ya edemiyoruz 8 ama. 8 yaşında Nari'nin başka ne feci haberler de geliyor. Canımız yanıyor. Ve bunlar konuşulsun istiyorlar. Bunlar böyle bütün gündemimizi kaplasın istiyorlar. Bak ben buraya gelip seninle burada biraz böyle nebati mavrası yapmak isterdim. Mehmet Şimşek nerede onu konuşmak isterdim. Bak biz kimleri konuşuyoruz bugün itibariyle? Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı vesaire. Asıl konuşmamız gereken kim? Ekonomi. Mehmet Çimşek. Ekonomi Mehmet Çimşek neredi? Adı sanı geçiyor mu hiç? Ama elinde tahsilat makbuzu en son şeylerin boğazına yapışmışlar. E, i̇şsizler hani sağlık hizmetinden faydalanmak için sosyal güvenlik primi yatırıyorlar. Evet. Yatırmadınız diye şimdi de onlara icra salmışlar. Yani bir tarafta tahsilat makbuzu, bir tarafta icra memurları. E, o tahsilat makbuzu niye herkese? E, adaletli bir şekilde uğramıyor. O evet. kişi mesela işte Zehra Taşkesenlioğlu o haberi gördün. yakaladın sen de. 3 kuruş için şimdi beni sövdüreceksiniz diyor Zehra Taşkesenlioğlu. Şimdi vergi kaçakçılığı iddiası var kendisiyle e, tabii ilgili. Tabii zaten servetlerini hatırlıyorsun evet. ya boşanırken şey olarak nafaka olarak yat veriyor falan böyle. Bu adamlar nasıl zenginleşmiş zannediyorsun? O paralar nereden gelmiş zannediyorsun? E şimdi her taraf bu, bu tiplerle dolu. O servetin içinde 80 yani, bin lira, 3 kuruş olur tabi. 80 bin lira dediğiniz emeklinin kaç aylık parası, asgari ücretinin kaç aylık parası? E, neredeyse 8 neredeyse. en düşük emekli maaşı işte ya. 8. 3 kuruş Onun için, para 3 kuruş için kuruş bu işte. ülkede insanlar maden ocaklarında hayatını kaybediyor. Çocuk işçiler... Elbette. iş cinayetlerine kurban gidiyor. 80 bin lirayı beğenmiyorlar. Bir de bu 3 kuruş para için. Benim işe yap. E, ödeseydin. Üç Hayır 3 kuruş ödeseydin kardeşim. 3 kuruş madem. Niye kaçırmaya çalışıyorsun? Niye uğraşıyorsun? Niye kafa yoruyorsun? Bu konuya geri geleceğiz Deniz abi. Şimdi e, yeniden Narin cinayeti, Narin cinayetinde e, Tülin ablası seneler seneler önce o da hayatını kaybetti. Acaba bu da bir cinayet miydi? Araştırılıyor. Tülin'in mezarı, mezarı mı? Nerede Tülin'in mezarı? Araba geçiyor ya, yani. bak, bak yol var. Oradan geç, birinci değil, ikinci, üçüncü yerdedir. Yan yana üç isimsiz mezarlık. Birinin Narin Güran'ın ablası Tülin Güran'a ait olduğu biliniyor. O da 15 yıl önce henüz 5 yaşındayken hayatını kaybetti. Merdivenden düşüp öldü deniliyordu. Onun da ölümü şüpheli bulunduğu için başsavcılık soruşturma başlattı. Hastaneden raporları istedi. Hastanenin savcılığa ilettiği belgelerde ölüm nedeni nezatüre yazıldığı ortaya çıktı. Kız özürlüydü o yüzden vefat etmiş. Hı hı. Bilgimiz yok yani. Yani düştü diyorlar ondan haberim yok. Tavşantepe köyünün mezarlığı kabristanı burası. Abla Tülin Güran'ın da mezarının bu üç isimsiz mezardan biri olduğu iddia ediliyor. Dediler merdivenden düşmüş. Ben anneme söyledim. Annem dedi yok hastanede ölmüş. Hmm. Ben o zamana kadar bile onun bir kız kardeşi olduğunu bile bilmiyordum. Köyün bir kısmı düştü diye biliyordu. Bir yandan 8 yaşındaki narinin katil ya da katilleri aranırken bir yandan da bedensel engelli ablası Tülin Güran'ın ölümü araştırılıyor. 2009 9 yılında yaşamını yitirdi Tülin Güran. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Narin cinayetinin ardından 15 yıl sonra soruşturma başlattı. Ya bu kız özürlidir ya tağdadır, de ölmüş. Onu mi gördünüz? He, kızı gördünüz mü? Var bir defa gördüm. Nasıldı durumu? Köyde gören çok yok Tülin'i. Hastaneden ölüm raporunu istedi Başsavcılık. Belgelerde Tülin Yura'nın hastaneye zatürre nedeniyle kaldırıldığı ve burada solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği yazılı. Ölümü o dönem şüpheli bulunmadığı için otopsi de yapılmamış. Şimdi o raporun Tülin öldüğünde doğru tutulup tutulmadığı araştırılıyor. Mezarlıkta 15 yıldır Tülin'in ismi neden yazılı değil henüz bilinmiyor. Raporlar geldi hastane kayıtları var gidebilirler. Bu bir, birer iftiradır ailenin üstüne yapılan. İşte merdivenden şöyle bir şey söz konusu. De, de, Siz ne oluyordunuz? Ben ailenin damadıyım Yine döneceğiz narin cinayetine. Şimdi siyasetin sıcak konularından başkalarından bir tanesi. Mustafa Kemal'in askerleriyiz demek acaba disiplin soruşturmasına sebep midir? Mustafa Kemal Eğer... Atatürk'ün memleketinde, ülkesinde eğer sen menzil şeyhinin askeriysen olabilir. Eğer sen bilmem ne tarikatının, cemaatinin askeriysen olabilir. Yani ülkeyi yönetenlerin böyle bir tavrı var İlker. Günlerdir aynı şeyi söylüyorum. Ya diyor ya Cumhurbaşkanı kılıcını kime çekiyorsun? Yeminin içinde çok açık. Diyor ki laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına uzanan elleri Türk ulusunun namus ve şerefine uzanan dile bu cennet vatanın bir karış toprağına uzanan ele çekiyorum diyor. Şimdi sen bundan niye rahatsız olursun? Kim bundan neden rahatsız olur? Ayrıca 8 gün sonra neden rahatsız olur? İlk günde değil de 8 gün sonra. Cumhurbaşkanı rahatsız olmuş. Ya bundan cumhur ülkenin cumhurbaşkanı bundan nasıl rahatsız olur ya? Mustafa Kemal'in askeri ya Mustafa Kemal dediğin adam yani hayatı asker olarak geçmiş zaten ama 1911 yılından 1922 yılına kadar 9 Eylül 1922 hatta yeni seneyi şeyini devresini Devriyesi. yaşadık. 11 yıl boyunca bil fiil cephelerde savaşmış adam. Gözünü kaybetmiş, hasta olmuş. 57 yaşında ölmüş ya 57 yaşında. Bu adam elbette ki bu ulusun kalbinde ebedi başkomutan olarak kazınmıştır. Bunu siz silemezsiniz. Siz sonuçta seçimle bu ülkeyi yönetmek için iktidara gelen başka bir seçimde de gidecek olan bir iktidarsınız. Kendinizi Atatürk'ün yerine koymaya falan çalışmayın boşuna ya. Anıt Anıtkabir'in avlusuna çit çekiyorlar liste getiriyorlar. Otobüslerle parti üyelerini dolduruyorlar. Cumhurbaşkanı şeref salonundan çıkıp merdivenlerden inerken bir çocuğu önce seslendiriyorlar. Tayyip de de sonra Recep Tayyip Erdoğan sloganla. Anıtkabir'in avlusu ya. Bu sene o çitin içini bile dolduramadılar biliyor musun? Üçte ikisi neredeyse boştu. Ve oraya gelen kalabalığın çoğu da Mozeli'yi ziyaret etmeden geri dönüyor. O Evet o çitin içine gelenler evet. öyle. Ama ne oluyor? Sen o kendi çizdiğin çitin içini dolduramazken o gece Anıtkabir'e 350 bin kişi gidiyor. Atatürk'e bağlılığını bildirmek için. Şimdi sen istediğin kadar kendini parçala, yırtın. Ne yaparsan yap bu ulusun kalbindeki Atatürk sevgisini bitiremezsin. Atatürk'ün başkomutan ünvanını da sen alamazsın. Bu bu ebedi bir şeydir. Yani artık Atatürk bu ülkenin ebedi başkomutanıdır. Cumhurbaşkanı başkomutandır. Niye saygı ya saygı duymaz olur muyuz? Elbette ki anayasamızda söylüyor Türkiye Büyük Millet Meclisi adına başkomutanlığı temsil eder diyor Cumhurbaşkanı. Yani çok partili seç, sisteme geçtiğimizden beri başkomutanlar yani cumhurbaşkanları hep tarafsızdı. Ya bu Cumhurbaşkanımız partili. Kendisine oy verenleri sayıyor, kendisine oy vermeyenleri saymıyor. Böyle şey olur mu ya? E nasıl o, o zaman oluyor? Yaşıyoruz. Oy Yani oy vermeyenler o zaman sizi nasıl başkomutan sayacak? Bu bu, bu bir karşılıklı saygı, sevgi ilişkisidir, değil mi? Siz sayı, seveceksiniz, bunu göstereceksiniz ki karşınızdaki de size saygı duysun. Olmuyor yani. Netice itibariyle böyle bir şey benim gördüğüm kadarıyla hani şimdi e, savunma bakanı istifa edecek istifasını mı istedi falan. Bu kuruş bilgisini haberimize girelim. Olur. Öyle konuşalım. Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Yani o e, acaba Yaşar Güler istifa etti mi edecek mi bu tartışmaları da belki biraz daha açacak bir açıklamadır. Bakanlığın yaptığı açıklama kastı e, kastı, kusuru imal ve sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır. Mustafa Kemal'in askeriyiz diyen o teymenler ile ilgili kastı kusuru ihmali ve sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır açıklaması geldi. Disipline aykırı bir durum var mı yok mu hala inceleme safhasında. Kastı kusuru tespit edilenler varsa gereken yapılacaktır. Tabii ki Mustafa Kemal'in askerleri olacak. Kimin askeri olacaklar ya? Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyen insanlara soruşturma açmak hangi aklın ürünü? Gerçek Türk askeri zaten Mustafa Kemal'in askeridir. <laughs> Karar pokulu mezuniyetinde Atatürkçü teğmenlerin yemini Mustafa Kemal'in askerleri sloganları Milli Savunma Bakanlığı kaynakları inceleme sürüyor açıklaması yaptı. Bu hafta sınıf okullarına katılacak teğmenler hakkındaki inceleme gerek olursa disiplin soruşturmasına çevrilecektir. Sonra gerekirse de yüksek disiplin soruşturması olabilir. Sadece öğrenciler değil, yöneticiler de incelemeye tabi. Bu Anadolu evlatları ne yapmış Allah aşkına? Günahları neymiş? Protokol ayrıldıktan sonra da eski ritüellerini gerçekleştirmişler. Bu 30 kişi olabilir, 50 kişi olabilir, kim olursa olsun bunları temizleyin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temizleyeceğiz açıklaması Atatürk'ü teğmenlerin ordudan atılacağı şeklinde yorumlanmıştı. Bakanlık kaynakları ısrarla inceleme sürüyor dedi. Muhalefetin kılıç atma ve yemin yıllardır mezuniyetlerde yapılıyor hatırlatmasına da yanıt geldi. Biz askerlerimizi neye yetiştiriyoruz? Ülkemizin birliğini korusunlar, topraklarını korusunlar, cumhuriyetimizi korusunlar, anayasamızı korusunlar diye yetiştiriyoruz. 2018'de, 2019'da, 2020'de, 21'de ve 22'de aynı şekilde bu ant okundu. Daha önce de oldu vesaire buna girmiyoruz. Aynı gibi görünen birçok şey farklı görülebilmektedir. Bu ülkenin birliğine ve bütünlüğüne kasteden kim varsa karşısında bizi bulur, biz bunun için canımızı feda etmeye hazırız demişler. Niye rahatsız oldunuz bundan? Karar okulundan mezun olan o teğmenler sınıf okullarına katılacaklar 15 Eylül'den sonra. O tarihten sonra da ifadelerinin alınması bekleniyor. Atatürkçü teğmenlerle ilgili disiplin soruşturması açılacak mı? Ordudan ihraçları gündeme gelecek mi? Gözler Milli Savunma Bakanlığı'nda. Bir haber daha var. E, o da Hulusi Akar ile ilgili Eğitimin amacı ne? Eğitim bilgi değil arkadaşlar. Bilgi üniversitede oluyor. Eğitimin amacı bir, Allah korkusu iki, kuldan utanma demişti. Ana muhalefetten lideri Özgür Özel'den sert açıklamalar geldi. Devam ediyor Hulusi Akar'ı hedef alan sert açıklamalar. Bu haberi de izleyelim. Sonra genel bir toparlamasını yapalım. Eğitim bilgi değil arkadaşlar. Bilgi üniversitede oluyor. Eğitimin amacı bir, Allah korkusu iki, kuldan utanma. Kul hakkı yememeyi öğretelim diyor değil mi? kendi kızı Amerika'da fakülteye gidiyor. Biyoloji fakültesi. Sonra Türkiye'ye geliyor. Yatay geçiş hakkı var. Ancak kızı biyoloji fakültesinde Amerika'da doktor olmasına karşın Hacettepe Tıp Fakültesi'ne yatay geçiş yapıyor. Kızı gelmiş Hacettepe'ye girecek olan başka bir çocuğun hakkını yemiş. Eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanmadır diyen sözleri çok tartışılan eski bakan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'a bir tepkide kul hakkı vurgusuyla ve örneklerle eski emekli hakim Ahmet Zeki Üçok'tan geldi. Üçok ok, kızının hukuka aykırı şekilde tıp fakültesine geçiş yaptığını söyledi. YÖK'ün denetim raporunu da paylaştı. Sonra da Akar'ın Genelkurmay Başkanlığı dönemine işaret etti. Kendi emrindeki askerler tarafından esir edilmiş olması, kendi emrindeki askerlerin darbe girişiminde bulunup 252 vatandaşımızı şehit etmesi, Cumhuriyet tarihimizin en başarısız genelkurmay başkanıdır. Eğer biz 4-12 yaş arasındaki çocuklarımıza Allah korkusunu verirse dünya nereye gitsin bu çoktan korkmayın. Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde FETÖ'cü askerler derbe teşebbüsünde bulunarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombaladılar. Kahraman özel erkat polislerimizi napan bombası atarak şehit ettiler. Bu olaylar Japonya'da olsaydı Genelkurmay Başkanı Harakiri yapardı. Kendisinin katıldığı yüksek askeri şuralarda general amiral olsun diye el kaldırdı. 151 general amiral FETÖ'den tutuklandı. Hulusi Akar kazı kazan gibi kazıdık. Altından bir siyasal İslamcı çıktı. Allah'tan korkmayanlara, kuldan utanmayanlara söyleyecek sözümüz yoktur. Yükselen tepkilere, eleştirilere bu paylaşımı yaparak yanıt verdi Hulusi Akar ama İnanç değerleri üzerinden yaptığı konuşma Allah korkusu, kuldan utanmayla ilgili sözleri arşivi açtırdı. Kendisi tu general, tüm general terfilerinde devre arkadaşlar terfi ettiğinde bu edemedi. Bütün devre arkadaşları terfi ettikten bir yıl sonra ettiği önünde beş kişi daha var. Ne oldu? Onun önündeki beş tane kol e, kor general, Balyoz, Ergenekon, Asker Cazlık gibi e, kumpas davalarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden tasfiye edildi. Bu birinci sıradan ya or oldu. Eğer o arkadaşlarımız tasfiye edilmeselerdi bugün polis akarı kimse bilmiyor olacaktık. Sen silah arkadaşlarının bedduasını Akar'ın eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanma sözleri karşı tepkiler tartışma sürüyor. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri oradaki işte yaşanan ilginç tartışma onu takip ederken Alper Gezer Avcı İlk e, astronotumuz o da uzay komutanı oldu, uzay komutanlığında ya da öyle söyleyelim. Kul hakkı denilmişken, denilmişken, buna da vurgu yapılırken, Deniz abi e, gazete pencerede bir haber, Nuray babaca'nın haberi. Kamu kurumlarında çalışan ve son 20 yıl içinde oluşturulan torpilli kadrolar arasında acayip bir çekişme var. Üstelik bu çekişme yıllar önce hakkıyla göreve gelen insanların önünde açıktan yaşanıyor. Çoğu oluşturulan istisna kadrolarla hızlı şekilde kamuya geçiş yapan bu torpilli tayfa bize bu vaat edilmemişti. A kurumuna yerleşenler bizden fazla maaş alıyor diye yakına biliyor bu AKP'lerin yakını olmakla övünen kadroların daha yüksek maaşla bir başka kamu kurumuna geçme yarışında olduklarını da aktaralım diyor Nuray Babacan. Tabii, tabii. Ankara'dan böyle bir kulis bilgisi. Ehliyet, liyakat değil. İşte daha çok maaş, daha çok koltuk, daha çok e, örtülü ödenek, o, o tür makamlar. ya hatırla bak burada biz konuştuk, orta sayfada da konuştuk. E, şimdiki Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un e, damat mı diyorlar, enişte mi diyorlar, e, eniştesi neyse işte bir yakını. Tamam. E, İçişleri Bakanı o zaman Süleyman Soylu'ydu. İstisna kadrodan İçişleri Bakanlığı'nı aldılar. Sonra İçişleri Bakanlığında daire başkanı yaptılar. Sonra İçişleri Bakanlığına bağlı Afat'ta genel müdür yardımcısı yani baş, ya da başkan yardımcısı yani yöneticinin yardımcısı konumuna getirdiler ve biz 6 Şubat depremine. Onun başkan yardımcılığında yakalandık. Liyakat o biçim. Şey o biçim ve e, Afat sınıfta kaldı. Bir de rahatsızlık yaratıyormuş. E, bize e işte, ama şimdi ki... düşün bir tanesini sen belediyeden istisna kadrodan alıyorsun. Kütüphanede memur yapıyorsun. O da AK Partili. Hı hı. E, öbürü de AK Partili ama onu getiriyorsun Afat'ta başkan yardımcısı yapıyorsun. Hak mı bu? Adalet mi bu? Ayıp yani. Yaşar Güler. İkisi de AK Partili. Şimdi Yaşar Güler'in. Bu tartışmalardan rahatsız olduğunu biliyorum. Yaşar Güler bu yemine karşı değil. Bunu her yerde ifade ediyormuş, konuşmalarda, sohbetlerde. Ama Yaşar Güler o görüntülerin dışarı sızdırılmasından çok rahatsız olmuş. Biraz da kendisine yönelik bir şey olarak görmüş. Bak bütün bunları bir arada değerlendirmek lazım. Yaşar Güler gidecek mi? İşte bir e, gazeteci arkadaşımız da şey yazmış. E, Cumhurbaşkanı istifasını istedi demiş aslında önce istifa etmek istedi diye söylenti yayıldı. Tam bunlar konuşulurken Hulusi Akar'ın videosu çıkıyor. Niye? Çünkü Hulusi Akar'ın şeyi yani Yaşar Güler giderse yerine kim gelecek? Tekrar Hulusi Akar savunma bakanı olacak falan. Acayip bir kavga, acayip bir şey. Pasta küçülünce bu tür kavgalar artıyor. Yani ben e, Uli Sakarı dün aradım, e, sordum ne diyorsunuz falan diye biraz konuşmayı anlattı. Yani biz emekli bürokratların, yönet kamu yöneticilerinin bir sohbet toplantısı havaalanı yolunda bir yermiş. Belgrad ormanlarının orada bir yerde geçerken biz de uğradık, sohbete katılalım dedik elime mikrofonu tutuşturdular. Ben de öyle ayaküstü bir konuşma yaptım. Sonra konuşmanın tamamına baktım. Klasik bir sağcı konuşması. Yani çocuklar ailelerine şey olmuyorlar anne babaya hani yeni nesil çocuklara yönelik sağcıların beyleştirisi var yani geleneklerimize bağlı değiller işte bu telefonlardan internetten olumsuz etkileniyorlar genel kültürümüze bağlı değiller falan gibi yani. bu e, konuşmayı kime yapıyor dedin? Böyle orada. emekli kamu yöneticileri bürokratlar falan böyle bir sohbet toplantısı kamu orada. yöneticilerine eğitim yok yok ya, ya hayır mi ya. hayır sohbet toplantısı oluyor bu biliyorsun ee, Hadi gel sen de bir şeyler söyle. Evet yani diye. yo yo gel sohbet toplantımız var katıl. Öyle olunca elime de mikrofonu tutunca diyor ayaküstü konuşmak zorunda kaldım diyor. Ee, ve yani baştan sona dinleyince görüyorsun klasik bir şey. Yani bu çocuklarımız niye bu hale geliyor kardeşim? İşte eğitim asıl ailede alınması lazım. Aile böyle yapması lazım falan tarzı bir konuşma. Ama o, o bölümün alınca tabii şimşekler o, onu da tabii ee, işte Özgür Özel kazıyorsun altından, altından. siyasal Siyas İslam çıktı. Çok ilginç ben şaşırdım doğrusu. Hulusi siyasal İslamcı olma eleştirisine tepki gösteriyor. Yani siyasal İslamcı olmadığını söylüyor doğal olarak. Hmm. Yani beni niye siyasal İslamcı gibi gösteriyor diye Özel, Özgür Özel'e tepki gösteriyor. Peki oradaki kendisini dinleyenler. Çocuklarınıza dikkat edin briefingi verilirken kendilerine ya da bu düşüncelerini paylaşırken Hulusi Akar kimse dememişsin ya bu çocuklar ne olacak siz çocukları ne hale getirdiniz e, okullarda yemek bile e, yemiyorlar bir öğün yemek veremiyor musunuz biz zaten geçinemiyoruz memleketin halini görmüyor musunuz diyen olmamış mı acaba? Ben Bence büyük olmuştur. İlk ihtimalle dememişlerdi. Bence de? olmuştur. Yok yok bu tür ortamları biliyorum ben yani genelde hep aynı düşüncede insanlar toplandığı hmm. için ya işte haklısın ya çocuklar artık şey. Yeni nesil bir de Z kuşağı efsanesi yaratıldı ya evet. şeyden kopuyor ailemizden kopuyor kültürümüzden kopuyor vesaire falan hepsi de desteklemiştir büyük ihtimalle orada toplananların şeyi ama dediğin gibi kul hakkına madem bu kadar saygılıyız öğlen çocuklara yemek verin. Bir arkadaşım Fransa'ya yerleşti dün telefonla konuştum çocuklar nasıl dedim adapte oldular mı dedim okullarına... O anlatıyordu işte öğretmenleri çok iyi, işte şöyle okul şöyle, müdür böyle ilgileniyor falan derken arkadan çocuklardan birinin sesi geldi. Sadece yemekhane personeli biraz şey somurtkan dedi. Çocuk yani hepsinden memnun. Yemekhan yemekhaneniz mi var dedim. Evet dedi bedava yemek var burada dedi. Devlet okulu. Evet köy okulu. Köy okulu. Köy okulu yani bir, bir köye yerleştiler orada. Köy okulunda öğlen yani çocuk diyor ki sadece yemekhanedeki aşçıyla servis elemanları somurtkan diyor. Düşünebiliyor musun? Bak aradaki farka bak. Bizim çocuk burada öğlen yani simitle poğaçayla şununla bununla idare etmek zorunda kalıyor. Orada Fransa devleti çocuklarına öğlen bedava yemek veriyor. Ama biz veremiyoruz. Sen sen şimdi kul hakkından bahsediyorsan Buyur buradan yak yani. Milyonlar savruluyor. Zamanı gelince konuşuruz dedi. Üzerinden bir sene geçti. Bu sene gene sorduk Sayın Milli Eğitim Bakanına. E yani 2.7 milyar dolar gelmemiş. bütçesi var biliyor musun? 2.7 milyar dolar bütçesi. Çocuklara değil ama. Hijyen evet. malzemeleri, evet, tarikat kademesine değil, tar güvenine değil. Tarikatları sivil toplum kuruluşu diyerek onlarla imzalanan anlaşmalarla para transferi yapılıyor. Sözcü gazetesinde vardı. 6 tane aracı 33 milyon ne kadar dünya ee, bir 4 milyon lira 5 milyon lira böyle paralar veriyor. Ya, ya, para var. Toplanıyor. Sürekli vergi toplanıyor. Tabii ki. Ama kime? Tabii ki ya ben geçen gün şok oldum ihale şeylerine baktım. Maliye Bakanlığı tuvaletlerini değiştiriyor Mehmet Şimşek Beyefendinin binasında 24 milyon lira. 24 milyon. Yani ihalenin yapıldığı gün bugün yapsan en az 44 milyon liradır. Yani düşünebiliyor musun? Bak sen çocuklara yemek veremiyorsun. Ölen yemeği verecek para bulamıyorsun. Maliye Bakanlığı'nın tuvaletlerini 24 milyona değiştiriyorsun. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tuvaletlerini 6 milyon liraya bak 30 milyon sırf bu işe gitti. Diyanet İşleri Başkanı'yla e, Maliye Bakanı rahat etsin diye. Evet. Işıl ışıl ya göreceksin render dedikleri böyle görseller hazırlamışlar. Yani şey kapı otomatik elinden dokunmadan gireceksin. Ee, Pisu var otomatik sifona bile basmayacaksın zahmet etmesin beyler. Ondan sonra geleceksin ellerini yıkamak Uçarak için. Uçarak gelip gidiyorlar o zaman. Şeyler musluklar otomatik şeyi kaldırmasın diye. Düşünebiliyor musun? Bunların her biri ekstra bir maliyet. Yerlerde işte birinci kalite bilmem ne fayanslar kırka 40, 40 Duvarlarda porselen. Ne kıymetli hayatlar. Ne kıymetli başka şeyler. Yani... Peki demedim. Şimdi <laughs> e, okul kantinlerine gidelim. Okul kantinlerinde işte çocuklarımızın yedikleri ne kadar sağlıklı, ne kadar değil ama e, mecburen de belki fiyatı uygun diye e, tercih etmek zorunda kalıyor evlatlarımız o haber. Yüksek enflasyon en çok çocukları etkiliyor. Okullarda ücretsiz öğün bir yana. Çoğu çocuk okula aç gidiyor. Üstelik okul kantinlerinde satılanlar da hem çok pahalı hem de sağlıksız. Bir dost okulda çok pahalı ve biz de kızıyoruz. Bir tos ediyor. Baban ne diyor? Ben ne yapacağım diyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin fiyatları cep yakıyor. Öyle ki fırında pastanede 15 liraya satılan simidin okul kantinlerindeki fiyatı 20 lira. Fahiş fiyat. Simitle de sınırlı değil. Açme ve poğaça 20 lira, yarım litre su 10 lira, çay 20 lira, ayran 15 lira, kaşarlı tost da 50 liradan satılıyor. Böylece bir öğrenci her gün simit, ayran ve yarım litre su aldığında bile aylık yiyecek masrafı 1000 lirayı buluyor. Tost ve ayran aldığında ise bu fiyat 1000 liranın çok üzerine çıkıyor. Fiyatının yanında ürünler bir de sağlıksız. Çünkü yeterli denetim yapılmıyor. Kaç lira veriyorsun? En az 50 lira veriyoruz. Ufacık bir tostun 25-30 lira olduğunu söylüyorlar. Okul kantini bu da yani. OECD ülkeleri arasında çocuk yoksulluğunda Türkiye ilk sırada bulunuyor. Son verilere göre Türkiye'de her 5 çocuktan biri derin yoksullukla karşı karşıya. Yeterli ve besleyici gıdaya ulaşamıyor. İstanbul Planlama Ajansı'nın verilerine göre de Türkiye'de her 3 öğrenciden biri okula gitmeden önce hiç kahvaltı yapmıyor. Öğrencilerin %60'ı haftada en az bir gün kahvaltı etmiyor. %19,2'si de parasızlık nedeniyle haftada en az bir gün aç kalıyor. İşte kul hakkıysa kul hakkını en çok burada aramak gerekiyor. Emekliden devam edelim. Geçim meselesinden devam edelim. Bir yaz geçti söylüyoruz kışın faturasını yazın ödettiler sonra bir sonbaharda yeni kışta başka başka faturalarda ödeyeceğiz ama günün fıkrası da gelsin ekranlarınıza günün fıkrası şu şekilde Cevdet Yılmaz'dan Cumhurbaşkanı yardımcısından geliyor emeklilerimizi hiçbir zaman enflasyona ezdirmiyoruz diyor Sayın Cevdet Yılmaz ne dersin abi ezdirmiyorlar silindirle pestil yapıyorlar. Pestil. Aynı şey değil yani. Üstün Lezzetli hale getiriyorlar. Silindirle şimdi. geçiyorlar üstünden yani. Ya sana bir örnek vereceğim. Bak bu yaz sen tatildeyken biz evet. çalıştık tabii. <laughs> sen böyle de bir. Sen taş de tatilde <laughs> olabilirsin bu arada. Evet. evet. TÜİK başkanı çıktı. Alaattin Aktaş abi var ekonomi gazetesinde. O çok güzel bir iş yaptı. 2022'de en son sepet açıklanmış. Hı hı. Oradaki listeyi almış enflasyon oranlarını ekleyerek bugünkü fiyatlarının ne olması gerektiğini şey yapmış. Doktor ücreti uzman doktor muayene ücreti 34 lira çıkmış. 2022'ye göre enflasyon rakamlarıyla işte zeytinyağı 116 çıkmış. Zeytin 136 çıkmış. Zeytinyağı şeyden daha ucuz. Zeytinden daha ucuz çıkmış. Nasıl oluyorsa. Neyse yumurta 2,5 lira çıkmış. TÜİK Başkanı bu haberi tepki göstermek için basın toplantısı yapmış. Rakamlardan hiçbirini yani bu yalandır şu böyledir falan dememiş. Ama şöyle şöyle bir şey demiş. Yumurta iki buçuk lira demiş. Bizim hesapta da iki buçuk lira çıkıyor demiş. Yani Alaaddin Aktaş iki buçuk hesaplamış. O da demiş ki biz otuzlu yumurta alınca iki buçuk lira alıyoruz. Sağlamasını yapmış yani. Ha, işte ben köy yumurtası yiyorum, şey gezen tavuk yumurtası yiyorum, 5 liraya yiyorum diyor. Tamam mı? TÜİK Başkanı söylüyor bunu. Bak bu açıklamayı yaptıklarında Temmuz ayıydı. Haziran enflasyonu üzerinden konuşuluyordu. Ondan sonra 1.6 Temmuz enflasyonu, işte 3, pardon 1.6 Haziran enflasyonu, 3.2 Temmuz enflasyonu, 2.7 de Ağustos enflasyonu geldi. Bu rakamları hesapladım. Yani buraya gelmeden önce bu enflasyon rakamı TÜİK'in oranı doğruysa bu yumurta bugün kaç lira olması gerekir diye. Kaç çıktı biliyor musun? Ne kadar? 2.7 lira. Yani 2.5'ten 2.7'ye çıkması gerekiyor TÜİK'in enflasyon oranları doğruysa. Sonra gittim şeye yumurtaya. Niye yordun ki kendini bu kadar TÜİK'in enflasyon verileri e psikopatlık Çok işte genel, ne yapalım? Genel hepimiz, bir kanaat hepimizin içinde, hepimiz e, psiko söylemiyoruz. Psikopat yaptılar hepimizi. Ne yapalım? Gittik. Sonra gittim market market bizim orada Ayrancı'da yumurta fiyatlarını sordum. Ya 6 liradan daha düşük yumurta bulamadım ama ortalama 8 lira. 8.5 lira yani. Kardeşim 2.7 nereye, 8 nereye? Şimdi ben hangisine inanacağım? Marketteki, Yaşadığımıza Marketteki yumurta fiyatına mı inanacağım? TÜİK Başkanı'nın verdiği rakamlara mı inanacağım? E bu kul hakkı yemek değil mi? Şimdi o verileri açıklıyorlar. İşte Haziran'da enflasyon açıklandı. Ona göre bir zam yapıldı. İşte memur için öyle, emekler için öyle. Yani kul hakkına bunu da dahil edelim. Bence buradan biz çare yapalım Hulusi Akar'a. Bütün bu bürokratları toplasın. O konuşmayı onlara yapsın. Onların eğitime ihtiyacı var. Bak, bilgiye değil eğitime Uluslararası karın tanımıyla ile eğitime ihtiyacı var. Eğitim versin onlara. Desin ki beyler ülke yönetiyorsunuz. Kul hakkı yemeyiniz. Gerçekten onların ihtiyacı var. Keşke emekli bürokratlarla değil de mevcut bürokratlarla o sohbeti yapsaymış. Dinlerler mi acaba? Dinler. Şimdi mesela Sözcü gazetesi manşetine bakalım bir. O da e, dikkat çekici. Uçak inmeyen bir havalimanımız var. Dürbünle de arıyor. E, CHP'li Sarı Balıkesir Havalimanı'na 6 yıldır tek bir uçak gemili bir gün iner belki diye beklenti içinde insanlar. Biz de oraya ciddi bir yatırım yapmışız. Havalimanına inen kalkan uçakları dürbünle aradı ama bir tane bile bulamadı. E, acaba çıplak gözle göremiyor muyuz diye espri yapıp dürbünle de bakmış. Haberi izleyelim. Sonra hem bir ekonomi toparlaması hem de erken seçim Kasım 2025'te erken seçim olur mu olmaz mı? Ankara'da konuşulan o çarpıcı kulis. Balıkesir'deki merkez havaalanındayız. 2019 yılında açılan bu havaalanına yıllar geçmiş olmasına rağmen bir uçak inmedi. Acaba biz çıplak gözle göremiyor muyuz diye bugün dürbünle geldik. Yine izlemeye, takip etmeye devam edeceğiz. Baktı ama göremedi çünkü 5 yıldır bu havalimanına hiç uçak inmedi. Bu gözlerimizle göremedik, dürbünümüzle baktık, gene bir şey göremedik. Burası Balıkesir Merkez Havalimanı. 76 milyon 521 bin lira harcanarak 10 Şubat 2020 tarihinde hizmete açıldı. Beklenti 1 milyon yolcuydu. Ancak yaklaşık 5 yıl yıldır bu havalimanına tarifeli tek bir uçak iniş yapmadı. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da duruma dikkat çekmek için havalimanına dürbünle gitti. Soru önergemize verilen cevap havayolu şirketlerinin bu konuda gerekli bulmadığı, karlı bulmadığı için uçak indirmek istemedi. Peki bu havalanını yaparken aklınız neredeydi? Sarı 46 çalışanla açılışı yapılan havalimanında uçuş olmamasına rağmen personelin artmasına da tepki gösterdi. 46 personelle çalışmaya başlayan, bugün 78 personele çıkan ve bir tane tarifeli uçak inmeyen bu havaalanında acaba ne yapılıyor diye inceleme yapmaya geldik. Geliri 1 milyar 1 milyon lira olan bu havaalanının gideri 169 milyon lira. Yani gelirinin 169 katı gideri olan bu havaalanına hala bir uçak inmeyi başaramadı. Sarı Havalimanı'nın bir an önce işler hale getirilmesi çağrısında bulundu. Geçtiğimiz yıl 78 milyon liraydı gideri. Bu yıl 150 milyon lira daha olacağı öngörülüyor. Buradan Cumhurbaşkanı'na ve bakana sesleniyorum. Balıkesir'deki bu yatırımı çalışır hale getirmek zorundasınız. Sizleri göreve davet ediyorum. Şimdi efendim kul hakkı denilmişken Sayın Hulusi Akar Deniz Zeyreği'nde buradan çağrısı var. Bürokratlara da bir kul hakkı ile ilgili iki cümle kuru versin diyor. Balıkesir'e 6 yıl önce yapılan Merkez Havalimanı o gün bugündür atıl durumda bekliyor. Bir tane bile yolcu uçağının inmediği alanda 46 personel vardı şu anda personel sayısı 78'e yükseldi. Yani uçak inmemesine rağmen bir gün belki o uçak gelir diye Dürbünle aranan uçak geliri diye personel sayısı artırılmış. Bu kul hakkına girer mi, girmez mi? Sonra alanın 1 milyon lira geliri, 169 milyon lira gideri. 1 geliyor, 169 gidiyor. Aradaki fark hani kata baktığımızda 169 kat fazla bir zararın içindeyiz. E bu da kulaklık değil mi? Buraya uçak indirilmesi için sürekli çağrı yaptım. Dinlemediler. Zarar milletin cebinden çıkıyor. Zaten kimin cebinden bir çıkıyor? Bir şey söyleyeceğim. Ya burada oraya uçak inmesinin de bir şey olmayabilir. O baştan sona zaten yanlış yatırım. Yani şimdi Edremit'te havaalanı var. Var. Şimdi Balıkesir'e uçakla kimler gider? İşte Ankara ve doğusundakiler gider, değil mi? Onlar da genellikle... Yani bileyim, belki gurbetçiler gider. Onlar da genellikle e, Edremit tarafına yani sahil kesimine tatile gidiyorlar. Tatil sezonlarında Edremit'i kullanıyorlar. Şimdi Balıkesir'e in bir buçuk saatte Edremit'e git falan. Bu çok akılcı bir yatırım değil. Bu, bu tür yatırımları yandaş müteahhitler para kazansın diye yapıyorlar. Aynı şey Kütahya'daki Zafer Havalimanı'nda da yaşandı. %98 sapma olur mu ya? olur tabii. Ya oluyor mu? Ay Türkiye'de ben arkadaşlarla programlarda böyle bir şey olabilir mi sorusunun sorulmasını yasakladım. Olabilir kardeşim. Yok ben hala şaşırmak istiyorum. Ola Beni bırak. Yok olabilir ya. Niye? Kemal Bey de soruyor da böyle bir şey olabilir mi? Ya ola oluyor Oluyor Kemal işte. Yaşıyoruz. yaşıyoruz yani. Şimdi ya bu Zafer Havalimanına 1 milyon yolcu garantisi vermişsin. 10 bin kişi falan gidiyor. Düşünsene. Yani %98 sapma dediğin bizim bir de garanti vermiş. Yani 1 milyon yolcu gelecek. Her yolcuya şöyle düşün 20 e, gidiş 20 geliş 40, 40 dolar civarında bir havaalanı parası ödüyorsun bilet alırken. Oradan bu güya şey para kazanacak. Düşün ki Eskişehir Havalimanı'nı buraya yolcu gitsin diye kapatıyorlar. İşte bilmem ya Denizli'de var havaalanı, Eskişehir'de var burada belli ki buraya ihtiyaç olmayacak. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. şunu yapsalardı takdir ederdim. Bak Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanı iken hep onun şey yapıyordu. Şehir yakın şehirler arasında küçük uçaklarla böyle bir çeşit şey yani 10 kişilik uçakla evet 10 kişilik uçakla İstanbul'dan Balıkesir'e mesela 3 saatlik yol zaten arabayla gidersin yani. Ya havalimanına gitsen bir saat. Tabi. Binsen biraz beklesen. O işlemler çekin şuyu buyu. Hani küçük bir uçakla böyle bir şey öyle bir düzen kurabilseler de amenle ama şimdi bu havalanların çoğu Gökçeada'da da var şey havalanı. En son ne zaman uçak inmiş? Vallahi Uçak inmiş mi? Belki ilk açılırken inmiştir. Yani düşünebiliyor musun? Acil durumlarda hani devletin uçakları şunlar bunlar iniyor da. Askeri yani, havalimanı ha olarak asker havalimanı hava edeyim, Askerler olabilir. kullanıyorlar vesaire ama ya bunların tamamı ölü yatırım. Gereksiz yatırım ama, ama biz ar tasarruf. arka planında da art niyet var. Para transfer ediyorsun. Bak bütçeden Zafer Havalimanı'na düzenli olarak para ödüyorsun ya. Ve bilmem kaç yıl daha ödeyeceksin. Bir kulis daha o zaman alalım. Cumhuriyet Halk Partisi bunu istiyor. Kasım 2025'te erken seçimi. Olur mu? Olmayacak. Neden olmayacak? Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki Kasım 2025 ya da en geç Mart 2026. AK Parti de biliyor ki bu tarihlerde seçim yapılırsa hezimete uğrar yüzde yirmilerde falan çıkar, Cumhurbaşkanı da kaybeder. Dolayısıyla bu tarihlerden önce AK Parti'nin seçime hedemesi imkansız. E, o tarihten sonra da CHP istemiyor. CHP hedemez. Dolayısıyla çok olağanüstü bir şey olmadıkça, yani ekonomi böyle artık maaşlar ödenemez hale gelmedikçe, işte sokaklar ısınmadığı sürece vesaire falan biz 2028'e kadar gideriz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bir daha aday olamaz. Ee, yeni adaylarla, yeni isimlerle ülkemiz yoluna devam eder. Son seçimim dedi, demişti ama daha önce de demişti. Bakalım, göreceğiz. siyaset öyle, öyle. Yani şimdi Tayyip Erdoğan'ın aday olabilmesinin tek yolu, Meclis'in seçimleri yenileme kararı alması. Evet. Bunun için de 360 oy gerekiyor. Ak Parti'nin, MHP'nin, öbür işte Hüdapar'ın vesaire DSP'nin şunların bunların topladığın zaman 360'ı bulamıyorsun. Hı hı. Yani büyük partilerin destek vermesi gerekiyor. Onlar da son bir senede Tayyip Erdoğan yeniden aday olsun diye niye destek versinler? Verirler mi sence? Vermezler. vermezler. Dolayısıyla AK Parti'deki e, final e, ben başlamış gö görüyorum. Yani özellikle geçen gün bir AK Parti milletvekili söyledi. Dedi ki ya bizimkiler okuyamıyorlar süreci dedi. Yani 31 Mart seçimleri ANAP'ın işte düşmeye başladığı seçimler gibi dedi. Yani bundan sonra toparlamak, bundan sonra yeniden yani yeni bir söz lazım, yeni bir yüz lazım, yeni bir icraat lazım ki tersine her şey tepe taklak gidiyor. Yani freni patlamış kamyon gibi gidiyorsun ekonomiyi düzeltemiyorsun. Siyaset ortada devlet düzeni bozulmuş ya. Atatürk yemin etti diye insanları cezalandırmaktan bahsediyorsun ya. Türkiye Cumhuriyeti'nde mümkün mü böyle bir şey ya? Teröristlerin yani kimi tarif ediyor? Devletin bağımsızlığına, bölünmezliğine, ülkenin bölünmezliğine, e, ulusun şerefine, namusuna, vatanın bir karış toprağına uzanan eller karşısında keskin kılıçlarımız bulur sözü kime hitap ediyor? Teröristlere hitap ediyor. İşte o dış güçler dediği dış, dış dış düşmanlara hitap ediyor. Ve sen bunu niye üstüne alıyorsun ya? Türkiye'nin düşmanı mısın sen? Buradan geri dönülür mü sence? Bu kafayla dönülmez. Bugünkü buluşmamızın son cümleleri böyleydi. Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek bir araya geldik. Deniz abi Cuma günleri buluşmaya devam edeceğiz. Evet. Ee, bakalım nerelerde karşınızda olacağız. Bazen zaman zaman da Ankara'da olacağız. Bugün... 13 Eylül 2024 günlerden cuma. Bugün Demir'in doğum günü. Demir Yüce doğum günü kutlu olsun. Neva, Neva'nın da dün doğum günüydü. Neva'nın doğum günü de kutlayalım. Aynı zamanda Ayşenur Yazıcı, deneyimli bir televizyoncu. Şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde nav ekranlarında bir kampanya eğitim için bir kampanya düzenlenmişti. Bir dönem TRT'de de spikerlik yapan Ayşenur Yazıcı yoğun bakımda. Kendisinin doğum günü bugün. Doğum günü kutlu olsun. Acil şifalar diliyoruz. Ve kendisine hediye vermek isteyenlere bir destek bir gelecek diyerek Türk Eğitim Vakfı'na yardım etme çağrısında bulundu. Ayşenur Yazıcı bu çağrısında biz bugün kendi doğum gününde yükseltmek isteriz. Şimdi kısa bir mola. Efendim günaydın bir kez daha devam ediyoruz Çalar Saat'te. Narin cinayetinde yeni gelişmeler, son dakika gelişmeleri var ve biz bu gelişmeleri Savaş Kurtbaba ile konuşacağız. Ee, emekli polis cinayet büro dedektifi kendisi. Bu cinayet nasıl işlendi? Kimlerin nasıl bir e, dahli var bu cinayete? 10 kişinin tutuklanması, çelişen ifadeler ne anlama geliyor? Savaş Kurt Baba bize burada bu cinayetin şemasını anlatacak. Kara tahtada ve biz de öğrenmeye çalışacağız. Niye? Günler geçti hala Narin cinayeti. Niye işlendi? Narin niye öldürüldü? Narin'i kim öldürdü? Bilmiyoruz. Hala bir suskunluk sarmalı içindeyiz ve bunu öğrenmek istiyor Türkiye. Hemen son dakika bilgilerini verelim, getirelim ekranlarınıza. Sonra da hem Diyarbakır'a bağlanacağız hem de Savaş Kurtbaba'yla konuşacağız. saklanan ne varsa ortaya çıksın. Yani insanlar çok tedirgin, size onu söyleyeyim. Çok üzgün insanlar. Ve Diyarbakır halkının ...çok korktuğunu ve e, üzgün olduğunu söylemek istiyorum. Kayboluşun üzerinden geçen 24. güne girilirken de katil ya da katillerin adı konulamadı. Adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden Narin'in annesi ve abisi dahil 9'u için savcılık tutuklama talep etti. Anne ve abisi için kasten öldürme, iştirak suçundan tutuklama istedi savcı. Ve mahkeme 9 kişiden anne ve abi dahil 8'i için tutuklama kararı verdi. Babası dahil 13 kişi ise serbest bırakıldı. Allah! Narin cinayetinde anne, baba ve abilerinin de aralarında bulunduğu 22 kişi jandarma sorgusundan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin mahkeme heyeti karşısında ifadeleri sürüyor. Dün sabah saatlerinde getirildi şüpheliler adliyeye. Tek tek ifadeleri alınmaya başlandı. 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra 19. gün dere kenarında cansız bedeni bulunan Narin'in kuzeni BG jandarmaya Narin'i köyde saat 17.40 sularında gördüğünü söylemişti. Mahkemede önceki ifadesini tutuklu amca Salim Güran'ın talimatıyla verdiğini söyledi. Narni en son gördüğü saati değiştirdi. Ben ve kardeşim aramızda bu konuyu konuşurken Salim Güran'ın şahit olması üzerine bize saat 17.40 sıralarında Narin'i gördüğümüzü söylememiz gerektiğini söyledi. Ben her ne kadar Narin'in geldiği saat 17.40 olarak söylemişsem de daha sonradan düşününce aslında Narin'in saat 14 sıralarında geldiğini anladım. En kritik ifadelerden biri buydu. Çünkü gün boyunca Narin'i köyde gördüğünü söyleyenler vardı. O ifadeler değişmeye başladı. Narin güvenlik kamerasına en son saat 15.15'te yansıdı. Sonra da kayboldu. Küçük kızın cansız bedenini dereye taşıyan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın aracını dere kenarına 17.40'ta park ettiği tespit edildi. Yani ne olduysa aradaki 25 dakikada oldu. Aracın bagajından rengini hatırlamadığım bir çuval çıkartarak Salim Gürhan'a verdim. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp çuvalın içerisine birlikte koyduk. Sonra çuvalı alıp dere kenarına gömdüm. İtirafçının ilk ifadesi buydu. O da tutuklanmadan önce son ifadesini değiştirdi. Amca Salim Güran'ı yolda gördüğünü söylemişti. Bu kez bahçedeydim. Narnin amcası Narnin babasının bahçesinden bana seslendi dedi. Evimden ağaçları suladığım sırada 100 metre uzaklıktaki Arif Güran'ın bahçesinden Salim Güran bana seslendi. Bana aracının ön koltuğunu göstererek Arif'in kızını öldürdüm. Sen de bu cesedi alıp yok edeceksin diyerek tehdit etti. İnşaat malzemeleri arasında bulduğum çuvala Narin'in cesedini koydum, ardından eğer tutmaz deresine gittim. Yani aslında cinayet saati içinde yeri içinde çemberdar ama bu bilgiler 24. güne girilirken de cinayetin aydınlanmasına henüz yetmedi. Nar'ın anne ve babasının da aralarında olduğu 22 şüphelinin çoğu akrabaydı. Onlardan 9'u tutuklama talebiyle savcılıktan mahkemeye sevk edildi. Anne ve abi dahil 8 kişi tutuklandı. Geri kalan şüphelilerden 3'ü adli kontrolle olmak üzere 13'ü serbest bırakıldı. Dün Narin cinayetine ilişkin Güran ailesi imzalı yazılı bir açıklama geldi. Ailenin çok geniş olduğuna, bir kısmının Tavşantepe köyünde yaşadığına dikkat çekildi. Aile fertlerimizin kendi kızlarımızı öldürmelerini tahayyül edemiyoruz. Ancak böyle bir durum varsa bile bir kişi yüzünden koca bir ailenin karalanmasını bir takım dış güçler ve onların yerli uzantılarına bağlamaktayız. 8 yaşındaki Narin organize cinayete kurban mı gitti sorusu yalnız bekliyor. Konuğumuz geldi. Savaş Kurt Baba, günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın, günaydın. Ee, emekli cinayet büro dedektifi. Bu cinayet nasıl işlendi? Biz niye günlerdir hala e, cinayet ekibinin işlediğini öğrenemiyoruz? Ama ipuçları var, güçlü ipuçları var. Çelişen ifadeler var. Zaten Savaş Kurt Baba bunu söylemişti. Göreceksiniz süreç içinde. Nasıl da ifadelerini değiştirecekler demişti. E bir deneyimle söylemişti. Şimdi bu cinayette oklar, ipuçları kimi işaret ediyor? Onu da konuşacağız. Hemen Diyarbakır'a gidelim. Diyarbakır'da Nav Haber'den Sevgi Şahin Ercan Canik bizleri bekliyor. Sevgi'den son notları alalım ve sonrasında da bu cinayetin şemasını ortaya çıkartalım. Sevgi. Hı hı ay neredeyse bir ay olacak. 20, 24 gün geçti. Narin cinayetinin ardından Diyarbakır Adliyesi'nde esayla bir önce Tavşan Tepe Köyü'ne gidiyoruz. Sonra Diyarbakır Adliyesi'ne gidiyoruz. Adeta hem köy hem adliye arasında mekik dokuyoruz. Bakın tüm Diyarbakır ayakta sağ tarafı göstersin Ercan Canik. Vatandaşlar buraya geliyor. Merak ediyorlar olayı. Son durumu zaten haberlerimizde de verdik. Ee, size 8 kişinin tutuklandığını söylüyoruz. Nari'nin amcası, halası, Nari'nin amcası, annesi, abisi kuzeni, yengesi, yengesinin kızı Birsan, Birsen Birsen Güran halasının eşi Mehmet Şevket Kaya ve Salim Güran'ın işçileri Mehmet Selim Atasoy Mehmet Selim Atasoy'un e, yine tarım işçiliği yapan oğlu serbest kaldı adli kontrol şartıyla çünkü yaşı 15'ten küçüktü. 14 kişi serbest bırakıldı. 4'ü adli kontrol şartıyla 8 kişi tutuklandı. Türkiye'nin gözü burada adliyede ifadeler verildi, jandarma da verildi ama hala biz katil veya katiller kim bilmiyoruz. Organize bir cinayetten söz ediyoruz ki Nari'nin ailesinin neredeyse en önemli üyeleri şu anda cezaevinde. Organize olduğundan bahsediyoruz ama olayın kim veya kimler tarafından gerçekleştiğine dair henüz bir bilgimiz yok. Aydınlanamıyor. Üç bakan buradaydı. Söylemiştik Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanı. Onların tam da alanlarıydı bu konu aslında. Ama üçünden de Nari soruşturmasına ilgin, net bir cevap gelmedi. Nari'nin e, cenazesinde cansız bedeninde Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora göre e, üçüncü kişilere ait herhangi bir DNA örneğine rastlanmadı. Ama bu değildir ki cenaze yani Nari'nin cinayeti aydınlatılamayacak. Tabii ki aydınlatılacak ama hala kat, katilleri kim ya da e, tek bir katil zanlısı mı var Bilmiyoruz. İfadeler çelişkili ifadeler çarpıcı. Ee, mesela e, Narin'in annesi Yüksel Güran ortaya atılan onunla ilgili bir takım iddialar vardı. O iddiaları yalanlıyor. E, ben kesinlikle böyle bir şey yapmadım diyor. Salim Güran ben uykusuzdum diyor. Açtım diyor. O süre zarfında ne söylediğimi bilmiyorum diyor jandarma sorgusunda. Çelişkili ifadeleri var. Yine burada Melek, e, Melek Güran var. Melek de e, amcanın eşi yani Salim Güran'ın eşi. O eşinden şüphelenir bir takım ifadeler vermiş. Zaten de serbest kalmış. Onunla ilgili yani diyor ki Narin diyor küçük bir çocuk. Onun diyor amcanın diyor yani eşinin arabasında eee yani bir araç süremeyeceğine göre Narin nasıl orada izleri var onu şüphelerini kendi de söyledi Melek Güran Kendi aralarında bir takım çelişkili ifadeler var. Şu aklımıza geldi bizim de e şimdi soruşturma sürerken jandarmada kaldılar. Yine burada adliyede evet. kaldılar. Bu süre zarfında avukatlarıyla sürekli iletişim halindeler. E i̇fadeler bir yandan ortaya çıkıyor. E Kendilerini bu ifadeler acaba anlatıldı da Sürekli değiştirdiler mi ifadelerini? Çünkü çapraz sorgulamada farklı ifadeler vermişlerdi. Dün farklı ifadeler verdiler. Acaba avukatlar gerçekten medyada ortaya çıkan o ifadeleri e, onlara iletiyor da sürekli ifadelerini mi bu yüzden mi değiştirdiler? Çünkü bir dedikleri bir dediklerini tutmuyor. Onu biliyoruz. E, biz de burada hani e, her taşın altından başka bir şey çıkıyor. Ama ortada anne, abinin tutuklandığını biliyor. Amcasının tutuklandığını biliyoruz İlker. Adliyede gördüğünüz gibi şu anda 8 kişi tutuklandı. 14 kişi serbest bırakıldı. Biz şimdi köye gideceğiz. Köydeki durumumuz izleyeceğiz, aktaracağız sizlere. Söz tekrar İstanbul'da. Sevgi Şahin, Ercan Canik teşekkürler. Sevgi tam da senin bıraktığın yerden devam edeyim. Savaş Kurt Baba bu cinayetin şemasını anlatacak. Kişiler var, ama cinayete kim işledi hala bilmiyoruz. Sevgi de diyor ki hani dışarıda olup bitenler burada sanıklara ya da şüphelilere ulaştırılıyor mu? Bu ifadeler nasıl değiştiriliyor ki siz bunu söylediniz. Tabii. Ne oluyor şimdi? Şimdi özellikle Nevzat'la başladık biz buna. Ama bunların içinde de daha sonra ifadelerini değiştirecekler çok var. Yani 6 kişi herhalde hepsi hemen hemen değiştirir diye düşünüyorum. Neyi bekliyorlar? Amcadan gelecek işaret fişeğini bekliyorlar. Anne, Anne nerede? Amca nerede? Ee, abi nerede? O zaman bize sizin gördüğünüz, deneyiminizle gördüğünüz cinayetin şeması nasıl çıkıyor? Şimdi Narın cinayeti dedik. Ee, esas e, olayın içerisinde birebir cinayet şüphelileri dört kişi. Olaya karışan ve şu ana kadar delillendirilebilen veya ona uygun kolluğun elinde bir bizim bilmediğimiz delillerin olduğu dört kişi var anne, amca, abi, Nevzat. Nevzat ve amca daha önceden tutuklandı. Önce amca tutuklandı, Nevzat tutuklandı. Dün itibariyle de anne ve abi tutuklandı. Şimdi niye bunları tutukladılar? İştirakten tutukladılar. Cinayete iştirak. Çünkü daha elimizde bir delil yok. Veya varsa da sunmadılar. Bekletiyorlar. Ama bunların dışarıda gezmesini de istemediler. Şayet bunlar dışarıdayken benim hep Başından beri seslendirdiğim abinin olma ihtimali en büyük bana göre abi diyorum ben. cinayeti işleyen, cinayeti işleyen... abi olduğunu düşünüyorum. Evet abi olduğunu düşünüyorum. Şayet tutuklanmasaydı biz şimdi abinin yurt dışından nasıl getiririzi konuşuyor olacaktık burada. Eminim yani. Çok güzel bir şey yaptılar. Ee, tutukladılar. Ee, kaçma ihtimalini ortadan kaldırdılar. Sizi e, abi düşündürten cinayeti onun işlediğini düşündürten nedir peki? Şimdi, Kendisini ısırması mı? Diş izleri mi? Evet. Şimdi onu destekleyen şeyler var. Birlikte çözelim. Buyurun. İki tane senaryomuz var. Savcının önünde de aynısı. Kamuoyunun önünde de aynısı. Bizim önümüzde de. Sorulan sorulardan da onu görüyoruz zaten. Cumhuriyet Savcısının dün almış olduğu ifadelerdeki soru tekniğinden aynı benim kafamdaki şeyler gibi. Yani o da aynı şeyi çizmiş. Senaryoyu çizmiş. Şimdi bir senaryoda... Anne ve amcanın birlikte bir e, ilişkisi olduğu hatta soru bile soru olarak soru da oldu. sormuşlar. İlişkisi olduğu ve çocuğun buna şahit oldu. Eve geldiğinde yani 15-15'ten çıkıp eve geldiğinde buna şahit olmuş. Birlikte çözüyoruz. Bakın çocuk girdi içeri, bu sahneyi gördü. Şimdi 7 yaşındaki bir kız çocuğu. Bütün kamuoyuna sesleniyorum. 7 yaşındaki bir kız çocuğu, şu çocuk bunu gördü. Annenin bunu şayet doğru olduğunu kabul edin. Annenin bunu çocuğa anlatabilme durumu var. Kandırabilirsin bu çocuğu. Yanıltabilirsin. Sırtımı kaşıyordu dersin. Bana masaj yapıyor. Bu çocuk ona inanır. Evet. 18 yaşında olsa inanmaz. İnanır mı 18 yaşında? Görür inanır. Ama bu çocuk inanabilir buna. Şimdi bu benim bir senaryo. Diğer senaryo de. Abiyle ilgili senaryomuz ne? Annenin ilk etapta e, söyledikleri söyledi ve medya kuruluşunda ben kendi kulaklarımla duydum. Anne dedi ki benim oğlum çok detayına girmeyelim tamam, çünkü feci bir şey bu. Tamam yani e, yasaklı madde kullanıyordu. E, i̇şte istismar vardı bir de. Evet. Şimdi istismarı uğrayan hayvan bu çocuğun en çok sevdiği hayvanı. Öyle bir duyum aldım ben de. Bu çocuğun en sevdiği. Hatta okuldan erken çık, Kur'an kursundan erken çıkıp eve gitmesindeki sebep de o köpeğini sevmeye gidiyor çocuk. Bunu ilk defa duyuyoruz. Evet ben de onu dün duydum. Oradan bir arkadaşım aradı beni. Şimdi şayet böyle bir durum varsa şimdi bir de o tabloyu gözünüzün önüne getirin. Koşa koşa geliyor köpeğini sevecek. Girdiğinde bu olayla karşılaşıyor. Ne yapar? çığlık atmaya başlar. Kızar, bağırır. Anne, baba bu ne yapıyor falan. Şimdi diğeri de abi dediğin adam da yani 18'i daha doldurmamış. Ama e, ciddi bir şekilde uyuşturucu bağımlısı. Şimdi bakın ben size bir örnek söyleyeyim. Ben 2013 şey 2003'te bir cinayet oldu bölgemde. Adam birini bıçakla doldur, öldürdü kameralardan tespit ettik. Evine gittik. Evine gittiğimizde yani soracağız ailesine biz bunu nasıl buluruz diye. Kapıyı bir açtı. Bir baktık cinayet San'ımız kapıyı açtı bize. Çünkü farkında değil. Farkında canım. değil adam. Yani birini öldürdüğünü bilmiyor. Şimdi o anki abinin ruh halini bilmek gerekiyor. Bakın, ısırmaya izin verdiyse, tırmalamaya izin verdiyse onun da hemen size senaryosunu yapayım. Şimdi tuttuğunuz zaman 3 kilo bir basınçla şu çocuğu öldürebilirsiniz. Ama boyunda iç tarafta kırık olmadı. Adli tıpın raporunu ben o yüzden çok bekledim. Daha kesin rapor değil. Ölüm aynesi bu. Yani esas rapor daha kapsamlı 10 gün falan sürer çıkmaz. Boyunda diyor kırık yok. İçeride de kırık yok. Şimdi vücuttaki olan izleri buraya bağlıyorum ben. Bakın böyle bir olayla karşılaştığınız zaman Biz senaryo kurmak zorundayız. Senaryoyu kurmazsanız zaten hiçbir olay çözemez. Abi barışı durdurmak için elini zaten şu bölgede ekimoz var sadece. Yani belirlenebilen sadece sağ tarafta. Ve Nevzat'ın da anlattığı ifadede göre şurada dedi ki bir ekimoz var yani yara izi var. Boğuşma izine benzeyen bir iz gördüm diyor. Şu bölgeden tutup muhtemelen susturmaya eliyle çalıştı? susturmaya çalıştı. Ama ruh hali an geldi olduğu belli değil. Biraz önce verdiğim örnek gibi. Çocuğun e, kurtulma şansı olmuş muhtemelen. O esnada saldırmış. Gözü de mor. Gözde de iz var. Mısır koşanlarından oldu diyor. İnanılır gibi değil. Yalan. Yani o mısır koçanları, yani hem, Araba kurtarma sırasında göze, yüzüne çarpmış. Hem göze dokunuyor, hem koluna dokunuyor, hem sırtına dokunuyor. Yani o planlanan, programlanan ifadeler eşliğinde anlatıyorlar onu. Çünkü her şey bir... Üst Sonra takı, bir yere öfkelenmiş kendisini takıl dediğimiz bir adam var burada yani. Üst takıl amca inanın her şeyi arifi harfine kimin ne ifade vereceğine kadar belirlemiş amca. Şimdi geriye dönüyorum. Yani bu çocuk daha sonra bu darbeleri aldıktan sonra benim teorim ikinciye bir daha. Yani o nefesini Canına kesip abi. ama öldürmek maksatlı olmayabilir bakın. Hmm. Çünkü öldürmek maksatlı olsa çok önemli bir şey söylüyorum. Tuttuğunda içerideki boynuna kadar kırardı. Çok zayıf bir çocuk çünkü. Yani öldürmek amaçlı yapsaydı. Evet, Ama bu, bu nefesini tutsun, yani bağırmasın amaçlı yapmış da olabilir. Ben onları yumuşatalım ya falan değilim. Ama görünen şey e, önümüzde bir Peki, tablo Peki bir, bir diş e, senaryonuz daha var. Evet, şimdi e, benim aldığım bir duyum var. Hı. E, yani doğrudur, yalandır. Sade bir duyum. Şimdi abi ikinci gün önce bilgi edinmeye geliyor. Yani bilgi edinme deriz. Kayıp çünkü. Cinayet daha ortada yok. Kaybolmak bir suç değil. Hiç kimseyi şüpheli olarak ifadeye çağıramazsınız. En fazla bilgi edinme diye çağırabilirsiniz. Çağırıyorlar. Geliyor, ifadesini veriyor, gidiyor. Daha sonra amcanın e, bu aracında bunlar falan çıktıktan sonra abi tekrar alıyorlar. Abi aldıklarında bir bakıyorlar ki ilkinde yapmadıkları bir hata tabii. Bana gelse ilk bilgi edinmede de çünkü kayıp bir olay var ve bu çocuğun öldüğü senaryosunu kurmanız lazım kolluk olarak. Siz onlardan 2-3 adım önde olmanız lazım. Orada vücut mahallesini yapması lazımdı. Vücut mahallesi her gelenin çıkar kardeşim ceketini aç sıva kollarını aç vücudunu. Vücudu Tamamen bakarsın herhangi bir yara izi, bere izi var mı? İşte böyle bir olaya daha sonra sebebiyet vermemen açısından. Oraya atlamışlar. İkinci gün bakılmamış bilgi edinmede. Dokuzuncu gün amca bu benzinlikteki olay gerçekleştikten sonra benzincinin de çalışan çocuk bununla ilgili <laughs> ihbarını yaptıktan sonra bunu da alıyorlar gözaltına. Aç diyorlar kollarını. Aç bakalım şu kolları bir açıyorlar. Burada diş sırtında tırmık gözünde morluk yani morluk da artık geçme seviyesine yaklaşmış sonra e, abi <laughs> bu bir duyum e, var veya yok e, onunla ilgili gerekirse açıklamada yapabilirler abi buradan adli tıpa getiriliyor Koldaki diş izleriyle alakalı kalıp çıkartılıp fotoğrafları çekilecek bu bölgenin sonra diş kalıbı çıkartılacak ve uyumlu donör varsa yani kızın daha önceden kız ortada yok da evet. ortada yok uyumlu donör varsa uyuş, karşılaştırma yapıp adını koyacaklar hı hı. bu planlanıyor ve adli tıpa getiriyorlar ama abi adli tıpa gittiğinden bile haberi yok normal rutin sağlık kontrolüne gittiğini zannediyor gidiyor Adli tıpa girdiklerinde işte oradaki doktor getirdiniz mi diyor. Açın kelepçeleri kalıpları alalım. Dediği an benim duyumum. Yani doğrudur, gerçektir, yalandır bilemem. Ne yapıyor? Abi kolunu tutuyor. Kolluk da var orada. Isırın olduğu yeri ısırıyor. Tekrar. Bunu da doğrulayabilecek bazı ifadeler var. Anne ve amca her ifadesinde bize ilk günlerde ne dedi? Enes sinirlendiği zaman kolunu ısırır. Ne alakası bizi kolundan haberimiz yok Enes'in. Ne alakası yani? Enes'i yarın aldıklarında bunun hazırlığını yapıyorlar. Şimdi diğer amcayı şeye soktukları gibi. Tüm bunlar abiyi katil. Bana Olma göre ya bir, bir bir tanesi senaristler. Peki senarist. amca? Amca bence hep üst takıl diyoruz ya evet. amca. Şimdi amca öyle bir figür. Onu anlatmamız lazım anlayabilmeleri için. Öyle bir üst figür ki bakın 8 yaşında bir çocuğu bu narinden bahsetmiyorum. Çocuğa ifade ezberletiyor. Diyor ki sen diyor yarın seni alırlarsa gideceksin diyeceksin ki saat 18.57'de saatini de söylüyor 8 yaşında çocuğa. <laughs> 18.57'de diyor narin bana geldi. Bir oynamaya gidelim dedik narin uykum var ben eve gideceğim dediği ezberletiyor ve bunu pedagoglar eşliğinde ifadesini aldırıyorlar bu çocuk. Ve pedagogu da kandırıyor bu çocuk. Yani yalan söylemiyor diyorum aldatıyor diyorum yani küçük yaşta bir çocuk olduğu için yani ona bir şey ezberletilmiş. Biz bunu şöyle bir şema çıkardılar. İşte bütün kanallarda bu vardı. Ben çoğunda gittim röportajlar verdim şu saatte şurada, şu saatte narin burada, şu saatte burada. E sen bunu bu şekilde yaparsan muhtemelen kollukta aynı şeyi yapmaya başladı. 18.57'yi baz almaya başladı. 18.57'de gördüler. Dedim ki sakın baz almayın. Bunun elinizde bir görüntü olması lazım. Görüntü yoksa bir de sosyal medyada kamerada çekmişler inanılır gibi değil. Oradan bir dış ses var kamerada. Narine göğe bu kız sesleniyor. Oradan dış ses. Ben uykuyu çok yorgunum eve yatmaya gideceğim. Büyük bir senaryo olur. Ya inanılır gibi değil. Tabii biz bunları bekliyorduk. Yani bir aile kararı alıp burada kimsenin konuşmayacağını ben başından beri söylüyorum. Bu adam konuşmadan burada kimse konuşmayacak. Ne zaman konuşacak bu biliyor musunuz? Deliller ortaya konduğunda. O ana kadar kırılmayacak. En kritik delil hangisi? Bana göre diş. İkincisi de sırtta bulunan tırnak izleri. Bunlar maddi delildir ve olayın çözümünde. Yani 91 tane delil toplanmış cesette. 91 delilin en önemli iki tanesidir bu. Diğerleri olaya e, anlam katacak delillerdir. Ama bu iki delil direkt sanığı belirleyecek delildir. Şimdi ço kız çocuğumuzun rahmetlerin e, adli tıpta otopside Gördüyseniz bilmiyorum 8 tırnağında doku örneği bulmuşlar. Bulması almaz onu. Yani hepsini kesiyor. çünkü bunu kaldırıyor ve en güzel delilin saklandığı bölgedir. Eğer bu çocuk gerçekten o sırtı çizdiyse biz şu an cinayet sanını konuşuyoruz da devlet e, kolluk bunu biliyordur. Biliyorsa neden acaba Sonra, böyle bekleniyor? Son anını e, e, tam tam pişileri de bekliyor. Tam dişleri olabilir. bekliyorlar bence. Dişleri bekliyorlar. Tabii. Peki. Diş biraz uzun sürebilir. Öyle mi? Şimdi bakın tekrar anlatayım. Dişi anlasınlar diye bilmiyorum zamanımız var. De, e, tamam. hani az kaldı elimizde diye. Elimizde done yoktu. Çocuk gerçek doneyi buldu. Çocuk elimizde. Çocuğun diş kalıbını aldılar otopsi esnasında. Şimdi iki dişten bir tanesi abiye aitti. Isırıyor ya kendini. Biri abiye ait ama diğer izi bozamamış. Diğer izin kime ait olduğu belirlenememiştir dedi. Cumhuriyet Savcılığı'nın bulduğu çocuğun diş filminin yeterli olmadığından bahsediyor aslında. Ama diyor bana bir doner getirirsen ben adli tip olarak sana bunu tuttururum diyor. Kime ait olduğunu. Şimdi gerçek doner elimizde. Diş kalıbı alındı bu çocuğun. O kalıpla beraber İstanbul Adli Tıp'a geldi. Şimdi ben adli tıptan yetkililerle görüştüm geçen. Şey dediler yani çoğunu da tanıyoruz. Yıllarca beraber çalışmışız. Sade fikir sordum. Dedim ki abi biz daha önce bunlarla çalışırken biz normalde bir tırnak içi dokuyu iki günde en geç bize veriyordunuz. Ya tamam bu hedef doğru devam edin çalışın derler mesela tıp. Direkt böyle rapor vermezlerine. Direkt söyler bize. Biz ona göre devam ederiz. Ama dedim dört gün beş gün geçti. Ya çıkmıştır. Dişi bekliyorlar. Diş biraz uzun sürüyor. Ben Türkiye'de ilk defa diş izinden cinayet çözen polis. Benim kadar diş nasıl bir çalışması olduğunu kimse bilemez. Bir ay her gün 2-3 kişi adli tıpa getirip diş kalıplarını aldırıyordum cinayeti çözmek için. Bütün mahallenin diş kalıbını aldırdım neredeyse. Ama şimdi elimizde bu çocukla ilgili e, doner elimizde olduğu için di, bence bugün yarın belki de pazartesi bunu da oturtacaklar. İkisi beraber oturduktan sonra diyecekler ki olayı çözdük artık olaydaki sanığımız budur. Veya onların elinde, kolluğun elinde hiç bizim bilmediğimiz, belki de bizim on adım ödümüzde kolluk, belki de amca ile ilgili çok önemli bir delilleri var elinde. Basına yansıtmadıkları. O zaman biz belki de yeni ifadeler duyacağız. Yine değişen ifadeler duyacağız. Bunların hepsi değişti. Nevzat nasıl değişti? Nevzat niye değişti? Bakın. Neden değişti? Bakın Nevzat bu olaya Tesadüf olarak giren bir adam. Ben bütün size konunun aslında zamanımız olsa her şeyini anlatsam. Nevzat nasıl girdi olaya biliyor musunuz? Amca çocuğu benzinliğe gittiğinde çocuk yan tarafta sağ tarafında battaniye içinde. Amca alışverişi yapıyor dışarı çıkıyor dışarı çıktığında bir bakıyor ki ön taraftan bir çocuk benzinlikte sürekli camdan o insan sülüyeti battaniyenin içinde olan insan sülüyetine bakıyor. Amca korkuyor, şüpheleniyor. Ne, nereden anlıyoruz bunu? Amca Nevzata nereye gömeceğini bile söylüyor. Zaten kafasında belirlemiş. Aslında çocuğu gömmeye getiriyor. O kendi yapacak, o yüzeysel gömüyor. Ama çocuğun baktığını görünce panikliyor. Her şey film kopuyor orada. Her şey ondan sonra hatalar zinciri başlıyor. Diyor ki bu çocuk beni ihbar edecek. Telefonu da kapalı. Tekrar köye doğru geri dönüyor. İlk gördüğü kişi Nevzat. Nevzat olmasa Ali'yi görse Ali'ye verecek. Yani güvenebileceği kişiler arasında düşünüyor. Yoksa bu kadar üst takıl bir adam Nevzat'a bu işi pastamazdı. Bir de Nevzat'ın ifadesini gördünüz mü son ifadesi? Şimdi biz hangi adamdan bahsediyoruz Nevzat'a söylediğine bakın. Mümkün değil. İlk ifade önemlidir. Kollukta verdiğin ilk ifade. Ondan sonrakilerin hepsi hikayedir. İkinci, üçüncü, beş. biz daha 5 tane daha ifadesini göreceğiz ileri doğru. Göreceksiniz bak. Şimdilik tutuklamalar böyle. Yeni tutuklamalar gelir mi? Gelir. Bu isimlerden serbest kalan olur mu? Hayır. Bunlardan hiç kimse şu an için serbest kalmaz. Olay çözülene kadar bunlar cezaevinde kalır. Amca konuşunca hani diğerleri de var ya. Evet. Bakın çok iddialı bir söz söylüyorum. Amca ifade versin olay çözülsün. Bu hiç konuşmayanlar var ya o köydekiler. Kapıları kıracaklar kolluğa giderken biz ifade vermek istiyoruz diye. Herkes amcayı bekliyor. Amcanın ağzından çıkacak kelimeyi bekliyorlar. Ama şu anda da amca içeriden yeni bir taktik başlattı. Yeni bir düzenek kurmaya başladılar. Çok zekiler. Mesela yeni bir amca daha var. Çıktı basına konuşmalar başladı. Ne diyor? Kızımız diyor Narin diyor bakkala giderken Nevzat'ın evinin yanından geçerdi. Hmm, Nevzat'ı mı işaret şimdi ediyorlar? Nevzat şimdi Nevzat'ı yüklemeye çalıştılar. Nevzat'ın ifadeyi niye değiştirdiğini anlatıyorum size. Bunu söyledi bir gün önce. Nevzat da o akşam kollukla Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Artık sorgu hakiminden tutuklanacak. Avukatı Nevzat'a dedi ki bak Nevzat size söyleyeyim o yüzde yüz senaryoyu çünkü ona göre hazırlıyor. Burada herkes sana bu okları çevirmeye çalışıyor. Yeni bir amca çıktı seni işaret ediyor. Amca ne diyor? O gömenin diye hesabını soracağız. Allah ona hesap. E be kardeşim bu adama niye bu hesabı sordurmuyorsunuz? Burada bir amca var. Senin yani erkek kardeş. Çıksana desene ben bu bu da yapmış olabilir. De bakalım. Nevzat'ın evini niye bize anlatıyorsun? Çocuk oradan geçermiş. Akşamları giderken okuldan gelirken yine oradan geçermiş. Şimdi Nevzat'a bunu avukat anlattıktan sonra Nevzat şaşırdı. Dedi ki eyvah topu bana döndürdüler. Ya inanılmaz bir ifade değişikliği yani anlaşılıyor. Korku ifadesi o. Peki son bir söz belki soruşturmayla ilgili mutlaka bu da konuşulsun dediğiniz kısacık bir süre kalmışken. Ses kaydı bir şey. Ya şimdi bir ses kaydından bahsedildi. Dün biz bir canlı yayın dedim ben. Orada amcanın Ramazan diye bir çocuğa Ramazan'ın telefonundan çıktığı iddia edildi bunun. Evet. Ee, çocuk öldü mü sağ mı? Bu kadar bir ses kaydı. O da kendi telefonunda bulunamıyor. O Ramazan'ın cep telefonundan alındığı iddia edildi. Ee, Bilmiyoruz. Bu netlikte bir değil he, var mı? Var mı yok, yok mu bilmiyor. Canlı yayında bunu muhabir oradan bize bildirdi. Şayet bu varsa şu ana kadar benim anlattıklarımın zaten tamamı oturmuş oluyor. Amcanın olay yerinde olmadığı eğer öyle bir şey varsa amcaya bu olayın söylendiği ve amca teyit etmek amaçlı sağa sola aradığı anlamı çıkıyor burada. Bakalım e, yine takip etmeye devam edeceğiz. Bir cinayet konuşuyoruz. E, Savaş Kurt Baba aynı zamanda o cinayetin şemasını çıkarttı, e, anlattı da o senaryo mu olacak? Başka deliller başka bir yere mi götürecek soruşturmayı? Narin'i kim öldürdü? Türkiye bunu öğrenmeye çalışıyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldiniz, ediyorum. anlattınız. Şimdi çok hızlı bir şekilde mola. Efendim günaydın. Bir kez daha Çalar Saati ve bu haftayı noktalayacağız. Pazartesi günü de yine memleketin haberlerini anlatmaya devam edeceğiz. Kitaplarımızı da tamamlayalım. Bu haftayı Afet'in ay macerası Özlem Demir, Naci Görür hocamız, Profesör Doktor Naci Görür. Sesimi duymayan kaldı mı? Kendisini paralıyor memleketi uyandırmaya çalışıyor. Deprem konusunda deprem gerçeğini sürekli ama sürekli bu ülkenin gündeminde tutmaya çalışıyor. Sinan Akyüz kitabı ve Türkiye'de Sinolojinin doğuşu Giray Fidan, Ayşegül Fidan'ın çalışmasıydı. Kitaplarımız böyle. Kapatırken teşekkürümüz size. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ve önümüzdeki hafta pazartesi biz yine karşınızda olacağız. Bir aksilik olmazsa sizleri de bekliyoruz. Hoşçakalın güzel bir gün ve güzel bir hafta sonu olsun. Olabildiğince.